Merhaba arkadaşlar. Oyuna geri dönüyoruz projesinin. Finansal okuryazarlık konulu eğitimine hoş geldiniz hepiniz. Benim adım Cumhur Güzel. Oyuna geri dönüyoruz projesi içinde olmaktan onur duyuyorum. Bu vesileyle Doğuş Üniversitesi başta olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu çalışma için, bu proje için çabalarını esirgemeyen, bizleri davet eden Sayın Doktor Özge Barı önüne de ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim. Finansal okuryazarlık bildiğiniz gibi hepimizi ilgilendiren, herkesi, bireyleri, işletmeleri ilgilendiren bir konu. Hatta günümüzde, şu zamanlarda hepinizin fark ettiği gibi ekonomimiz oldukça finansal oynaklıklarla karşı karşıya. Hepimiz bunu izliyoruz. Dolar kurlarını izliyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor. Günden güne her şey değişiyor. Geceden sabaha değişiyor. Bir taraftan pandemi var. Pandeminin getirdiği finansal çıkmazlar var. Bunları da görüyoruz, izliyoruz. Bu riskler neler olabilir, bunlara da bakıyoruz. Bu açıdan aslında eğitim girişimciler için planlanmış olsa bile yine de bireysel kullanıcılar için de farklı boyutlar taşıyor. Onlar da kullanabilirler, faydalanabilirler. Ama daha çok girişimciler için hazırlanmış olduğunu ben bahsetmek isterim. Kendimden biraz bahsedersem eğer, süreç danışmanlık olarak 90 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Ardından Koç grubuna girdim ve 15 yıl aralıksız çalıştıktan sonra 2006 yılında da kendi firmam olan, aynı zamanda danışmanlık da yaptığım Süreç Danışmanlık Limited şirketini kurdum ve 2006 yılından beri de birçok şirkete bu konuda danışmanlık yapmaktayım. Ağırlıklı olarak strateji, süreç ve kalite konularında danışmanlıklarımız bulunuyor arkadaşlar. 2019 yılından itibaren de Doğuş Üniversitesi'nin danışma kurulu üyesiyim. Bundan da ayrıca onur duyduğumu da belirtmek isterim. Bu projede beraber finansal okuryazarlık, aslında finansal okuryazarlık kısmına geçelim. Finansal yönetim diyebiliriz. Finansal yönetimin trikleri, nüansları, farkları, diğer sistemlerle ilişkisi açısından ele alacağız. Projenin adı Oyuna Geri Dönüyoruz. Oyuna geri dönerken oyuna gelmemek için finansal yapıları, finansal riskleri iyi bilmemiz lazım. Bunlardan faydalanmamız lazım. Diğerlerinin düştüğü hataya düşmememiz lazım. Bakınız bugünlerde ciddi bir enflasyon sarmalı içine doğru giriyoruz. Özellikle 2022 yılının başından itibaren ciddi zamlarla karşılaşabiliriz. Ekonomi farklı bir boyuta doğru gidebilir. Önemli olan burada ekonominin nereye gittiği değil, bizim bu durumda ne yaptığımız. Biz eğer kendimizi bu ekonomiye göre ayarlayabiliyorsak o zaman buradan bir fırsat çıkarabiliriz. Yoksa biz de diğerleri gibi, sürü gibi, sürünün içindeki koyunlar gibi iflas edip gidebiliriz ya da yok olabiliriz. Finansal yönetimin bu faydası var bize. Önceden tahmin edebilmek, görebilmek, bütçelerle çalışmak, planlarla çalışmak gibi bazı faydaları oluyor hepimize. Şimdi yavaş yavaş biraz eğitimden bahsedelim isterseniz. Eğitimin adı finansal okuryazarlık. Bu birkaç bölümden oluşacak bu eğitimimiz. Yaklaşık 2-3 saat beraber olacağız. Bu süre zarfında A diyebiliriz, 1 diyebiliriz, fark etmez. Bir finansal yapıdan bahsediyor olacağız. Şirketler nedir? Hangi şirketler vardır? Bu şirketler nasıl kurulur? İçeriği nedir? Yani bir şirket kuruyoruz aslında. Bir süreç olarak bakarsanız bir şirket kuruyor gibi düşünebiliriz. Bu şirketi kurduk. Ardından bunu yönetmemiz lazım. Birçok anlamda yönetebiliriz, yöneteceğiz. Elbette bu konuda, bu eğitimde biz finansal yapı üzerinde duracağız. Ama hangi sistem olursa olsun mutlaka süreçlere giriş çıkış yapacaktır. Çünkü herhangi bir şirket, hangi şirket olursa olsun, hangi, yani ufak ya da büyük, ne tür bir şirket olursa olsun, süreçlerle yönetilir, stratejilerle yönetilir. O yüzden bizim de bu eğitimde süreçlere, stratejilere girmemiz kaçınılmaz.
şirketinizi süreçlerle yönetmiyorsanız zaten neyle yönettiğinizi tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Bu konu önemli. Stratejiler önemli. Stratejileri kurgulamanız, yönetmeniz, gözden geçirmeniz önemli. Her alanda aslında bizim kalite sisteminde PUKÖ diye adlandırdığımız planlama, uygulama, gözden geçirme ve iyileştirme döngüsünü her yere uygulamanız gerekir. Üretim yapıyorsanız oraya da uygulamalısınız, finansal yönetimi de uygulamalısınız, bütçeye de uygulamalısınız, stratejilere de uygulamalısınız, insanları yönetirken de uygulamalısınız. Her alanda bu köyü planlama, uygulama, gözden geçirme ve iyileştirme adımlarını her alanda uygulamanın size fayda sağlayacak. Şirketimizi kurduk, finansal yapı dedik, finansal yönetimden bahsettik. Finansal yönetimden sonra evet, finansal yönetimin sonuçları, yani işlemler yapıyoruz. Artık çalışmaya başladık. Bu çalışmanın sonuçları olacak. Bunları finansal tablolarda izleyebiliyoruz. Finansal tabloların öyle durmasının bir anlamı yok. Finansal analiz yapmamız lazım ki geleceği öngörebilelim. Durumumuz nedir? Mevcut durumumuz nedir? Daha sonra bu duruma göre neler yapabiliriz, bunları gözden geçirmemiz lazım. Finansal analizin sonuçları da elbette finansal yapıyı etkileyecektir. Yani finansal analizin çıktıları finansal yapının da girdileri olacak bir yerde. Ardından bir başka bölümümüz finansal kaynaklar olacak. Bu şirketi gerek kurduğumuzda gerek yönetirken bazı kaynaklara, finansal kaynaklara ihtiyacımız olacak. Bu kaynakları nasıl elde edebiliriz? Maliyetleri nedir? Bize yararları nedir? Nasıl ulaşabiliriz? Bunlardan biraz bahsediyor olacağız. Ardından finansal risklere gireceğim. Çalışırken elbette bizden kaynaklı, sektörden kaynaklı, ekonomiden kaynaklı, dünyadan kaynaklı, çalışanlardan kaynaklı birçok finansal riskle karşı karşıya kalacağız. Bu riskleri bazılarını bertaraf edebiliriz, bazılarını kabullenmek zorunda kalabiliriz. Bunlardan bahsedeceğim. Bu konuda neler yapabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Ardından tüm bunlarla alakası olmayan, madem konumuz finansal okuryazarlık, bir de çocuklarda finansal gelişim acaba nasıl olabilir? Hangi yaş gruplarında, okul öncesinde, okulda, gençlikte, finansal konularda onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Onların beklentileri nedir? Bizden ne beklerler? Biz onlara ne şekilde destek olabiliriz? Bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağım. Bu şekilde eğitimi kapatacağız. Şimdi öncelikle sistem ihtiyacına bir bakalım. Her şey, hayatımızdaki her şey sistemlerden oluşuyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Yani vücudumuz bir sistem, beynimiz ayrı bir sistem. Hatta yani bedenimizde birkaç sistem birden çalışıyor. Beyinde ayrı bir sistem var, bağırsaklarımızda ayrı bir sistem var, çalışıyor bağımsız olarak. Birbirleriyle iletişim halinde bunlar, konuşuyorlar aynı zamanda. Aynı şekilde bütün hayatımızın içinde yer alan kuruluşlar, bizim kendi kuruluşumuz, devlet, tedarikçiler, çalışanlar, otoriteler, bunların hepsi sistemlerden oluşuyor. Bu sistemler bir araya geliyor, üst sistemleri oluşturuyor. Biz bir şirket kurduğumuzda bu sistemlerin içine girmeye başlıyoruz. Bir kısmıyla az, bir kısmıyla daha çok bağlantı içinde olmak durumunda hissediyoruz. Bunlara göre hareket etmezsek finansal açıdan da sıkıntılara düşebiliriz. Sistemden bahsettik, her şey sistem dedik. Ne demek sistem? Kuralları olan demek. Aslında kurallarla yönetilen anlamına geliyor. Yani bir güneş sistemini ele alabiliriz mesela. Güneş sisteminde belli kuralları vardır. Bu kuralların dışında olan gezegenler bu sistemin içinde yer alamazlar. Güneşin kütle çekiminin dışına çıkarlarsa uzaya doğru savrulurlar. Demek ki bu kurallara uyanlar ancak güneş sistemin içinde. Yani daha önce uymuş olanlar burada oluyor. Bir piyanoyu düşünün. Piyanonun tuşları var. Siyah ve beyaz bir sürü tuşu var. Bu tuşlara rastgele basmak ortaya bir müzik parçası çıkarmaz. Müzik parçası yapmak istiyorsak bu piyanonun tuşlarına ahenkli şekilde bir harmoni içinde
basmak durumundayız. Belli notalarla, belirli eslerle basmak zorundayız. Ancak bu şekilde ortaya çıkan şeye bir müzik parçası diyoruz. Ve bu piyano ile çaldığımız müzik parçası da bir müzik sisteminin elemanı. O yüzden sistem demek çala kalem bir şeyleri yapmak anlamına gelmiyor. Belirli sınırlar içinde, belirli kurallara göre yönetilen, etkileşen elemanların bir topluluğu anlamına geliyor. Biz bir kuruluş, bir şirket kurduysak belli bazı sistemlerin parçasıyız. Belli bazı birliklerin, devlet kurallarının, finansal kuralların parçasıyız. O elemanlarla da etkileşim içindeyiz. Yani vergi dairesiyle etkileşim içindeyiz, olacağız. Kurduğumuz şirketin sektörüne göre bazı birliklerle etkileşim içinde olacağız. O şirkette insan çalıştırıyorsak, onun getirdiği kurallarla, kuralların oluşturduğu sistemlerle etkileşim içinde olacağız. Yani sözün özü, her ne işle uğraşıyorsak uğraşalım, mutlaka bir sistem kurmalıyız. Bundan vazgeçmeyiz. Eğer girişimci olacaksak, kadın girişimci, erkek girişimci fark etmez ama bir girişimci olacaksak, istim arkadan gelsin lafının tersine mutlaka bir sistemimizi kurarak hareket etmek zorundayız. Bunun başında da finansal sistem geliyor arkadaşlar. Özür dilerim. Finansal sistemden kastımız nedir? Bir finansal ihtiyaç var. İnsanların finansal olarak duyduğu ihtiyaçlar var. Bir de finansal birikimler var. Ekonomide oluşan, piyasada oluşan, insanlardan oluşan finansal birikimler var. Bunları bir araya getiren, bir araya gelmesini de sağlayan, işleyiş kurallarını ortaya koyan otoriteler, yetkilendirilmiş otoriteler tarafından düzenlenen ve denetlenen yapıdan bahsediyoruz finansal sistemde. Türkiye'de aslında 2000'lere kadar biraz başı boşluk varken 2000'den sonra yaşadığımız tabii krizlerden sonra ortaya konan otoriteler var. Mesela Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi. Daha öncesinden gelen SPK gibi. Efendime söyleyeyim, daha öncesinden gelen işte Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu gibi kurullar var. Bunlar tüm sistemi, tüm finansal sistemi hem düzenliyorlar hem de denetliyorlar. Bir kısmı düzenliyor, bir kısmı denetliyor. Bundan amaç finansal yapının, finansal sistemlerin güvenilirlik üzerine kurulmuş olması. Bundan neden bahsediyorum güven konusundan? Çünkü siz de bir şirket kurduğunuzda belki başka şeylerden sıkıntıya girmeyebilirsiniz. Ürettiğiniz mallardan dolayı sıkıntıya girmeyebilirsiniz ama eğer bulunduğunuz sektörde, piyasada finansal açıdan bir sıkıntı yaşadığınız dedikodusu yayılırsa ya da böyle bir fikir ortaya çıkarsa, diğer kalan her şeyi bir kenara bırakın, bu bile sizi alaşağı etmeye yetebilir. O yüzden finansal piyasalarda güven çok önemlidir. Şirketlerde de güven çok önemlidir. Finansal piyasalarda, yani finansal sistem de aslında alt sistemlerden oluşuyor. Mesela bir finansal sistemden bahsedebiliriz, üst sistemler. Bunun içinde bankacılık sistemi bir başka sistemdir. Onun bir yavrusudur. Onu oluşturan şeylerden birisidir. Peki bankacılık sistemi nelerden oluşur? Mesela mevduat sisteminden oluşur. Mesela kredi sisteminden oluşabilir, değil mi? Bir sürü kredi sistemi var. Kredi sistemi de belki kendi altında tüketici kredileri, ev kredileri vesaire gibi bir sürü sistemden oluşabilir. Demek ki sistemler var. Sistemlerin bir araya geldiği bir yapı var ve bu sistemleri oluşturan alt sistemler var. Buradan bunu öğreniyoruz. Şimdi bir Leyla adlı arkadaşımız diyelim ki bir girişimde bulunmak istedi. Girişimcilik olarak bir restoran açmak istiyor. Bu konuda çok yetenekli, kendisini öyle görüyor. Ve bir restoran açabilirim. Aşçılar tutabilirim, garsonlar işe alabilirim, tedarikçilerle çalışabilirim ve buradan bir kazanç elde edebilirim diye düşünüyor. Gayet güzel bir düşünce. Benzerlerine de, çok güzel başarılı örneklerine de gidiyoruz ve deneyim yaşıyoruz açıkçası.
Şimdi Leyla böyle bir restoran açtığında nelerle karşılaşacak? Bir kere hangi sistemlerle karşılaşacak? Otoritelerle karşılaşacak değil mi? Bir otoritelerle iş yapmak zorunda. Kurarken ticaret siciline gitmek durumunda. Kurduktan sonra vergi öderken vergi sistemiyle, bakın sistem diyorum gene, vergi sistemiyle karşılaşacak. Efendime söyleyeyim, uymak zorunda olduğu kanunlar var, kurallar var. Bunlara uygun hareket etmek zorunda. İş yerini açarken belediyeye gitmek zorunda. Belediyenin yönettiği bazı sistemlerin içine girmek durumunda. Bunlar mesela gayri sıhhi işletme, sıhhi işletme gibi işletmelere işletmeler kuracaksa, bunlar için ruhsat almak için bazı sistemlerin içine girip o kuralları uygulamak zorunda. Leyla burada iş gücü çalıştıracak. İş gücü çalıştırıyorsanız demek ki hemen ortaya bir sigorta sistemi çıkıyor değil mi? Bakın sigorta sistemine girmek zorunda Leyla burada. Çalışanların sigortalarını zamanında yatırmak zorunda. Çalışanların vergilerini kaynakta tevkifat dediğimiz şekilde kendisi kesip devlete yatırmak zorunda, vergi sistemine yatırmak zorunda. Çalışanlarla ilgili sendika varsa bunları yönetmek zorunda. Birçok sistemle karşı karşıya. Leyla aynı zamanda işletmesini idare etmek için, para kazanmak için tedarikçilerden mal almak zorunda. Bir süreç çalıştırmak zorunda. Yani ürünler almak zorunda. Bunları işlemek zorunda. Prosese dahil etmek zorunda. Ve oradan da çıktı elde edip müşterilere sunmak zorunda değil mi? Ama tedarikçilerin de bazı kuralları var. Her tedarikçi hemen Leyla ile çalışmak istemeyebilir. Ya da Leyla ile çalışmak için tedarikçiler bazı kurallar, sistemler getirebilir. Şu kadar alırsam bu kadar indirim yapabilirim gibi. Demek ki Leyla'nın işi kurarken finansal sistemlerin yanında içinde tedarikçileri de dikkate alması gerekir. Leyla aynı zamanda müşterilerin sistemlerini de dikkate almak zorunda. Bu sistemlerin, müşterilerle olan sistemlerin bazıları kuralları açıktır, yazılıdır. Bazıları da yazılı değildir. Eğer kurumsal müşterilerle çalışıyorsa Leyla, çalışmak istiyorsa, catering yapacaksa, efendime söyleyeyim, işletmelere yemek gönderecekse, onların yazılı kurallarına, ki buna nedir? Bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye, bu sisteme uymak zorunda. Aynı zamanda Leyla perakende müşteriler için de onların yazılı olmayan kuralları olan bazı şeylere uymak zorunda. Örneğin müşteri memnuniyeti gibi. Müşteri memnuniyetini belki elle tutamayız. Ölçebiliriz ama elle tutamayız. Yani hangi müşterinin ne konuda memnun olduğunu belki o anda bilemeyiz ama genel bir şekilde memnuniyetinden dolayı Leyla para kazanabilir ya da kaybedebilir memnuniyetsizliğinden dolayı. Demek ki müşterileri de dikkate almak zorunda Leyla. Otoriteleri, iş gücünü, tedarikçileri, bunun yanında müşterileri de dikkate almak zorunda. İşte bunların hepsinden ne kadar bir yoğunlukta dikkate alacak, ne kadarına uyacak, uyması gereken zorunlu şeyler var, ne kadarına uymayacak, uyacakları konusunda Leyla'nın bir sistemi oluşuyor. Leyla restoranının, Leyla'nın yeri restoranının bir sistemi oluşuyor. Bunun bir kısmı otoriteler, bir kısmı iş gücü, bir kısmı tedarikçiler, bir kısmı müşteriler. Yaptığınız işe göre değişir. Kimyasal üretim yapan bir fabrika kuruyorsanız otoriterlerle çok daha fazla iletişim halinde olmanız gerekir. Çok daha fazla kurala, sisteme uymanız beklenebilir. Ama bir restoransanız belki hijyen konusunda, gıda güvenliği konusunda bazı sert kurallarınız olabilir. Ama başka bir işletme olursunuz. Bir sigorta şirketi olabilirsiniz. Sigorta acentesi olabilirsiniz. O zaman çok az tedarikçilerle çok fazla muhataplığınız olmayacaktır o sistemin içinde. Yani zaten ana bir sigorta şirketinin acentesisiniz. Tedarikçi odur. Çok fazla sıkıntı çekmezsiniz. Belki iş gücünüz de fazla değildir. Sigorta müşterilerinin beklentileri ve tatmini hemen hemen birbirinin benzeridir. Belki dengesizlikler yaşayamayabilirsiniz. Ama Leyla'nın yeri restoranda herhangi bir gün, müşteri memnuniyetiniz %100 olsa bile herhangi bir gün, herhangi bir saatte, herhangi bir dakikada çıkan bir yemekteki bozukluk bütün müşteri sisteminizi alt üst edebilir. Değil mi?
Bu şimdi her şey açık artık biliyorsunuz. Birçok yerde yorumlar yayınlanıyor. Orada yayınlanan bir yorum Leyla'nın restoranını alaşağı edebilir. Leyla'ya duyulan güven azalınca tedarikçiler konuda sıkıntı yaratabilir. Otoriteler ceza için gelebilir vesaire vesaire vesaire. Demek ki biz bir şirket kuracaksak, bir işletme açacaksak mutlak surette kendi sistemimizi oluşturmak, kurallarını koymak zorundayız. Finansal sistem de bunlardan birisi. Finansal yapıdan bahsedeceğiz demiştik ilk başta. Bunlar nelerden oluşuyor? Şirketler, finansal kurumlar, bizim şirketlerimiz, ayrıca finansal kurumlar, finansal enstrümanlar, ekonomik çevre olabilir finansal yapında. Bunlara biraz bakalım hep beraber. Şirketlere baktığımızda bizim arkadaşlar Türkiye'deki şirket yapılanması ekranda gördüğünüz şekildedir. Yani herhangi bir işletme gerçek kişi, tüzel kişi ya da kooperatif olabilir. Gerçek kişi dediğimiz kendi nam ve hesabına çalışanlardır. Kooperatif dediğimiz en az 7 kişinin oluşturacağı ortak faydayı dikkate alan kuruluşlardır. Bizim konumuz içine girmiyor. Tüzel kişiler adi şirket ve ticaret şirketleri olarak değişir. Ticaret şirketleri de şahıs şirketi ve sermaye şirketleri olarak alta doğru açılıyor. Bizim Türk Ticaret Kanunumuzda, Borçlar Kanunumuzda ki bazı şirketler Borçlar Kanunu'na göredir, bazı şirketler Türk Ticaret Kanunu'na göredir. Sermaye şirketleri Türk Ticaret Kanunu'na göredir. Şahıs şirketleri kolektif ve komandit ağ olarak ayrılır. Komandit şirketlerde bazı ortakların yönetimdeki payı yüksektir. Yani söz sahibi onlardır. Diğerleri sadece kârdan pay alırlar. Çok fazla rastladığımız şeyler değildir. Bakınız, Türkiye'deki şirketlerin %12'si anonim şirket, %83'ü limited şirket. Demek ki bakın %95'i aslında anonim ya da limited şirketten oluşuyor. %4 kooperatif, onları geçelim. Onları geçelim, onların bizimle bir işi yok. Kolektif ve komandit şirketlerle de bir işimiz yok. Çok fazla rastladığımız şeyler değil bizim komandit şirketler açıkçası. Onları da kaldırdığımızda bizim aslında sistem içinde bir şirket yani bir işletme kuracaksak bu şahıs şirketi olabilir, limited olabilir, anonim olabilir ağırlık olarak. Yani yapacağımız şirketin türü bu üçünden biridir açıkçası. Hatta bir örnek vereyim. İşte komandit şirket nerede görülüyor derseniz bir tane örnek size. Hepinizin bildiği Kuru Kahveci Mehmet Efendi komandit A şirketidir. Gördüğünüz gibi. Yani açıkçası ben bugüne kadar hani 30 yıldır iş dünyası içindeyim. Bundan başka da çok komandit şirkete açıkçası rastlamadım, görmedim. Ben de Türkiye'deki şirket yapılanması anonim şirket ve limited şirkettir. Sermaye şirketleri olarak. Tabii elbette şahıs şirketleri de var. Geri kalanlar için de. Bizim de kuracağımız şirketler avantajları nedeniyle bu sermaye şirketlerinden olması kurumsallık nedeniyle daha faydalı olacak. Şimdi baktığımızda bu yapıya, hani diğerleri de var. Gri olarak gördükleriniz de dikkate almamanız için gridir bunlar. Yani bizim işimiz yok bunlarla açıkçası. Ama şahıs şirketini adi şirket olarak baktığımızda borçlar kanununa göre arkadaşlar bir şahıs şirketi kuracaksanız ki burada isminizin olması gerekir şahıs şirketinde. Gelir vergisine tabisiniz ve borçlar kanununa göre kurulur burada. Sınırsız sorumlusunuz, her şeyle sorumlu olduğunuz bir şirkettir bu. Sermaye şirketleri adı üstünde sermaye sorumlu olduğu, aslında kişilerin, ortakların sorumlu olmadığı, bir kısmının sorumlu olduğu, bir kısım konularda sorumlu olduğu şirketlerdir. Limited şirket ve anonim şirket Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulur. Bakın adi şirketler borçlar kanununa göreydi ama sermaye şirketleri Türk Ticaret Kanunu'na göre. Adi şirkette gelir vergisi tarifesi işliyordu. Sermaye şirketlerinde kurumlar vergisi devreye giriyor bu sefer. Peki ortakların sorumluluğuna ne durumda? Sermaye şirketlerinde sermaye payı kadar sorumluluğu var. Oy hakkı da sermaye oranı ile eşit. Ancak bir farklılık var burada.
limited şirkette kamu borcu için, evet kamu borcu var. Kamu da burada kendini tabii şeye çıkarmış, öne çıkarmış. Kamu borcu için sermaye payı kadar ortaklar da aynı zamanda zincirleme bir sorumluluğu var. Baktığımız zaman şahıs şirketi kolay kurulur. Şahıs şirketleri şey değildir, sıkıntı değildir. Çok basit kurabilirsiniz hemen gidip. Muhasebe ücretleri düşüktür avantajlarına bakarsak. Defter tasdik ücretleri düşüktür. Kademeli vergi sistemi vardır. Dezavantajları nedir peki? Hani ticaret hayatında mesela bankalarda itibarı düşüktür. Bir kredi işlemine girecekseniz şöyle bir hani bariyerle, görünmeyen bir bariyerle karşılaşabilirsiniz. Elbette haklı olarak bankalar kurumsal şirketleri, sermaye şirketlerini daha çok tercih ederler. Gelir vergisi tarifesine göre vergi alındığı için şahısların firmanın gelirine göre ödeyecekleri vergi oranı yükselecektir. Bu konu önemli arkadaşlar. Şimdi şu andaki durumdan bahsediyorum. Bunu gelecekle ilgili ilişkilendirmeyiniz. Şu anda 150 bin, 155 bin liradan fazla kar ediyorsanız şahıs şirketi sizin dezavantajınızdır. Çünkü tarife üzerinden, gelir vergisi tarife üzerinden alınır. Örneğin şu anda 2021 yılı için dilimlere baktığımızda 0-24 bin Türk lirası için %15 kesilir biz şahıs şirketinin gelirinden. 3600 TL'dir. İkinci dilime giriyorsa yani 24 bin lirayı geçiyorsa elde ettiği kar 53 bin liranın 24 bin lirası için 3600 TL yani şurası fazlası için de %20 ödemek durumunda. Üçüncü dilime geçiyorsa yani 53 bin liranın üzerinde bir gelir elde ediliyorsa 190 bin liranın 53 bin lirası için yani şu kısım için 9400 lira yani şununla şu %20'nin toplamı 9400 lira. Bundan geri kalan 190 bin eksi 53 bin TL çarpı %27 vergi. Dördüncü dilime giriyorsa yani geliri 650 bin TL'nin 190 bin TL'nin özür dilerim üzerindeyse 190 bin lirası için bu kadar. Geri kalan için de %35 vergi ödemek durumunda. Bakın belirli bir tutarı geçtikten sonra şahıs şirketiyseniz ciddi bir vergi yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Vergi öncesi kar mesela bir örnek verelim şirket. Vergi öncesi karı 150 bin liraymış. Bu nereye giriyor bu şirket? 190 bin lira şu üçüncü dilime giriyor. Niçin giriyor buraya? 53 bin liradan fazla gelir elde ediyor değil mi? O zaman 53 bin lirası için ne elde edecek mi? Ne ödeyecek bu? 9400 lira vergi ödeyecek. Artı bitmedi elbette. Kalan 150 bin lira elde etmişti. 53 bin lira için bu kadar ödedi. 53 bin liradan 150 bin liradan 53 bin liraya çıktığımızda 97 bin lira daha kalır. 97 bin lira için de %27 vergi ödemek durumunda. Toplam ödeyeceği vergi 35.590 Türk lirası olacak. Bu bir sermaye şirketi olsaydı aslında genel kural %20 ancak pandemiden dolayı 2021 için %25 vergi alınıyor sermaye şirketlerinden. 2022'de de 23'e düşecek bu oran. Ancak ondan sonra 20'ye düşecek tekrar. Biz 20 olarak bakalım buna. %20 olsaydı bu sefer de işte 37 bin civarında bir şey, 30 bin civarında bir şey olacaktı. Daha karlı durumda olacaktı sermaye şirketi. Şu anda 37 bin liraya ediyor. Şahıs şirketi biraz daha karlı gözüküyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Yani bizim ilke edinmemiz gereken konu şu. Şahıs şirketi kurabiliriz. Her şey biraz daha kolaydır yönetmesi. Sistemler açısından yani kurallar açısından, zorunluluklar açısından daha kolaydır. Ama gelirimiz giderek artıyor, başarılı olduk. Gelirlerimiz artmaya başlarsa şahıs şirketi olarak durmamızın bir anlamı yok. Sermaye şirketi olmamız lazım ki zaten iyi bir muhasebeciniz varsa size bunları bu konuda uyarıları da bulunacaktır. Gördüğünüz gibi evrakları vesaire basit. Bunları daha sonra not edebilirsiniz. Zaman harcamamıza gerek yok bunlar için. Kuruluş için gerekenler de burada yazmaktadır. Bunları da not edebilirsiniz. İşte vergi dairesi işlemleri var, sicil işlemleri var, noter işlemleri var. Zaten bir muhasebeciyle anlaşırsınız önce.
Koşturmak istemiyorsanız muhasebeci zaten size bunların hepsini tek tek yapacaktır arkadaşlar. Detaya girmenize gerek yok. Çalışırken kaldıraç kullanmayı öğrenin. Kaldıraç kullanmak nedir? Bunların hepsini de peşine koşmak yerine muhasebecinizle anlaşın. Bir miktar paranız biraz daha fazla gidecek. Çok fazla değil ama yani bir üzerine ücret vereceksiniz ama diğer kalan her şeyi de o halletmiş olacak. Siz bu arada işinize odaklanabilirsiniz. Daha uygun olur bu. Evet. Baktığımızda sermaye şirketi olarak limited şirkete. Bunlar artık bizim sermaye şirketlerimiz limited ve anonim demiştik. Hemen hemen aynıdır yani limited ve anonim şirketler. Ama kurucular artık bir kişi bile kurabiliyor arkadaşlar. Önceden limited şirketi işte iki kişi, anonim şirket beş kişi vesaire falan gibi kuruluşlar olurdu ama artık bunlar kalktı. Türk Ticaret Kanunu'na göre artık tek kişi şirket olabilir. Benim şirketim mesela limited şirket, benim de şirketim tek kişidir. Bu mümkün artık. Gayet güzel bir şey. Çünkü yani sermaye şirketinin ayrı bir kimliği var. Bu kabul edilmiştir felsefi olarak. Alman ekolünden gelir bu. Yine Türk Ticaret Kanunu'nda Avrupa ekolünden gelir. Kıta Avrupası ekolünden. O yüzden limited şirketin ayrı bir kişiliği olduğu için tek kişi de kurabilir onu. Ama burada tabii işte bir limit var tabii. 50 kişiyi geçerse siz artık anonim şirket olmak durumuna gidersiniz. Avantajları sabit oranlı vergi vardır. Demin bahsettim. Geçmiş yıllar için %20 idi. Şimdi bir değişti ama gene %20 olarak kabul edebiliriz. Ben 100 bin lira da kazansam %20 ödeyeceğim. 10 trilyon da kazansam %20 ödeyeceğim arkadaşlar. Bu değişmeyecek. Tarife yoktur. Ama şahıs şirketi olsaydım 10 trilyon kazansam yarısı vergiye gidecekti neredeyse. O yüzden limited şirkette ya da anonim şirkette bu avantajlar vardır. Bir tek fark kamu borçları varsa yani şirket sorumluluğu yanında ortakların da sorumluluğu var. Anonim şirkette bu yok. Finansal kiralama, banka, sigorta işlemleri yapamıyorlar. Çünkü bunları yapanların anonim şirket olması gerekiyor kanuna göre. Limited şirket kanunun izin verdiği her işi yapabilir. Yani bir limited şirket kuracaksanız ticaret sicilinde şunları 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 yapar diye yazmanıza gerek yok. Türk Ticaret Kanunu'na göre sermaye şirketleri kanunun yasaklamadığı her işi yapabilirler. Neyi yasaklamış? Finansal kiralama, banka, sigorta işlemlerini yapamayacaklarını belirtmiş zaten. Yani bir acente kuracaksanız, sigorta acentesi kuracaksanız bu anonim şirket olacak, limited olmayacak. Şahıs firmalarına göre biraz daha yüksek bir muhasebe ücreti olabilir. Ama bu akla deve bir şey değildir. Yani defter tasdik ücretleri de biraz daha yüksektir. Ama bunları katlanabilirsiniz. Eğer karşılığında siz kurumsal olarak görünmek istiyorsanız. Yani bir şirketin, yani Cumhurgüzel Danışmanlık, Cumhurgüzel Süreç Danışmanlık diye bir şirket olabilirdi. Bu şahıs şirketi olurdu. Ama süreç danışmanlık limited şirketi daha kurumsal görünüyor gördüğünüz gibi. Bankacılık, banka işlemleriniz varsa, üretim yapıyorsanız mutlaka limited şirket kurun zaten. Çünkü bankalarla orayla burayla ilişkiniz olacak. O yüzden hiç şahıs şirketine girmeyin bile o kısımlarda. Bizim gibi danışmansanız mesela danışmanlık yapacaksanız şahıs şirketi kurabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz orada. Kimse bakmaz şeye. Ama verdiğiniz yani faturada bile yani isim yazacağı için hani ne kadar kurumsal görünür onu siz artık tartabilirsiniz. Dediğim gibi bu kısımlarla uğraşmıyorum. Anlatmak için uğraşmıyorum. Evraklar ve kuruluş işlemleri. Bunları zaten siz vergi şeyle muhasebecinize devrettiğinizde hepsini halledecektir. Sizden gerekli şeyleri isteyecektir. Çoğunu da kendisi halledecektir. O yüzden muhasebecinize devretmenizde fayda var bu konuyu. Anonim şirket de aynı. Hiç yani farkı çok fazla farkı yok. Bahsettiğim gibi bir farkı ne var dezavantajı? Hani dezavantaj demeyelim bunu elbette ama şimdi 500'ü geçer mi zaten? Hangimizin şirketi 500 ortağı geçer? O belli değil ama 500 ortağı geçerse otomatik olarak SPK'ya tabi hale geliyor. Bu bir dezavantaj değil tabii ama yani SPK'ya tabi olmak çok ciddi şeyler gerektirir. Yani bilançolar, gelir tabloları, diğer finansal tablolar ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir.
ortaklara bilgi vermezse kuruluş, anonim şirket. Onun için dezavantaja koydum bunu, ama yani bir dezavantaj değil aslında. Yani daha çok kuralların içine girmiş oluyorsunuz. Daha yüksek, bunda da defter tazyik ücreti varacak, ama dediğim gibi çok yüksek değil bu işler. Sermayesi 250 bin lirayı geçiyorsa işte avukat bulundurma zorunluluğu var. Ve fiili de genel kurul yapmak zorunda anonim şirket. Elbette bunları yapacak. Hemen hemen başvuru belgeleri aynıdır. Bir de sermayeleri farklıdır. 50 bin lira olması gerekiyor en az. Limitetinde 10 bin lira olması gerekiyor kuruluşta. Bu sizin aklınızı karıştırmasın. Bu bir yere giden para değil. Bunu bankaya yatırıyorsunuz. Orada görünüyor sadece. Sonra istediğiniz gibi kullanıp çekebilirsiniz. Yani sizin sermaye hesabınızda duruyor zaten bu tutar. Finansal kurumlar ve enstrümanlara bakarsak arkadaşlar, burada üretim faktörlerinden bahsedebiliriz. Öncelikle çünkü ne kurarsak kuralım bunlar bir üretim faktörlerinden pay almaya başlayacak. Biz de alacağız, onlar da alacak. Nereden çıkıyor üretim faktörleri, nereden çıkmış? İktisadın ilk kuralı, hemen hemen ilk kuralıdır yani. İhtiyaçlar sonsuz, kaynaklar sınırlıdır. Kaynaklar bu kadar sınırlı olmasaydı zaten para icadı olmazdı. Bu kadar finansal sistemlere, birikimlerin gelir elde etmesine gerek kalmazdı. İhtiyaçlarımız sonsuz, sonsuz lafı elbette felsefik olaraktır. Yani ihtiyaçlar her zaman kaynaklardan fazladır. O yüzden kaynaklar sınırlıdır ve kaynakların bir maliyeti vardır anlamına geliyor üretim faktörlerinde. Bu üretim dediğimiz şey mal ya da hizmettir. Bu karıştırılır genellikle. Ürün dediğimiz şey mal değildir. Ürün dediğimiz şey mal veya hizmettir. Kafe açtığımızda da bir hizmet yapıyoruz. Bu da bir üründür. Motor pistonu üretiyorsak bu da bir üründür. Mal ya da hizmet. Sigorta poliçesi satıyorsak bu da bir üründür. Ama hizmettir. Baktığımız gibi üretim faktörleri içinde emek vardır. Emeğin karşılığı ücrettir. Sermaye vardır. Sermayenin karşılığı faizdir. Toprak vardır. Toprak dediğimiz kiralanabilir yerdir. Ranttır. Bunun karşılığı ve girişim vardır. Girişimin karşılığı da kârdır. Biz girişimciyiz burada. Kâr elde ediyoruz. Kâr elde etmek için çalışıyoruz. Ama finansal olarak ücretler bizi ilgilendirir. Faiz ilgilendirir. Rant ilgilendirir. Şimdi bakın, bugünlerde İstanbul'da bu eğitim İstanbul'dan dinleyenler varsa Kasım ayında yapılıyor bu eğitim. Kasım 2021'de bir senedir artan ciddi kiralar ve ev fiyatları var. Geçen seneye göre kiralar 2-3 katı, çoğu yerde 3 katı artmış durumda. Şimdi biz bir iş yeri sahibi olduğumuzda, bakın, üretim faktörleri içinde rantın, yani kiranın, toprağın karşılığı olan kira artmış oldu. Demek ki bizim gelirimizden yedi. Girişimcinin karından yedi. Peki ne oldu? Sürekli faiz indiriyor değil mi? Faiz indiriyorlar. Belki kredi alıyorsa, çok yansımıyor kredi tabii faizlerine bu, ama yani gösterge faizi olduğu için indirilen. Kredi faizi belki diyelim indi. Çok çok indi, inince faiz. O da inmek zorunda bir şekilde. Kredi faizleri indi. O zaman bizim eğer borçlanmışsak, borçlanacaksak toplam gelirimiz içindeki, maliyetlerimiz içindeki faizin payı düşmüş olacak. O zaman bizim doğrudan kâra doğru kâr artmış olacak. Yani bileşik kaplar gibi düşünebilirsiniz. Ücretler artıyorsa kâr düşecektir. Faiz artıyorsa kâr düşecektir. Rant artıyorsa, kira artıyorsa kâr düşecektir. Tam tersi oluyorsa girişimcinin kârı artacaktır. Buradan aslında şu eşitliği çıkarabiliriz değil mi, basit olarak? Bir ülkede bunlar artıyorsa, bunlarda uyumsuzluklar varsa, bunlarda sapmalar varsa, bunlar iyi yönetilemiyorsa, faiz, rant, ücretler, niye rant var? Çünkü arz az, talep fazla. Bunlar yönetilemiyorsa o zaman girişimcinin elde edeceği kâr da otomatik olarak düşecektir. Ya da biz girişimci isek bunları dikkate alarak, üretim faktörlerini, diğer üretim faktörlerini dikkate alarak girişimimize bulunmamız lazım. Şimdi 2022 yılı geliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara başlayacak.
piyasada dönen bilgilere göre %40'a kadar, %25 ile 40 arası bir zam öngörülüyor asgari ücrete. Asgari ücrete bu zam yapıldığında işletmenin girişimin içindeki girişimin kullandığı emeğin karşılanan ücret yükselecek. Ücretin payı yükselecek. Asgari ücret yükseldiğinde diğer çalışanlar gelirlerini daha yüksek hale getirmek isteyecekler. Ona %25 zam olduysa bana da bu kadar zam olmalı diyecekler. Demek ki personel giderleri, ücretten bahsettiğimiz personel giderlerinin içindeki, girişimin içindeki payı artacak. Bu ne demektir? Demin anlattığımız gibi karın düşüyor olması demektir. 2022'den itibaren şirket kuracak, piyasaya girecek, sektöre girecek arkadaşlarımıza, kadınlara tavsiyem bu olacaktır. Lütfen ücretlerdeki zamları, gelebilecek zamları, piyasa zammını ayrı tutuyorum. Ücretlere gelebilecek zamları da kuracağınız işletme için dikkate alın. Daha sonra bunu dikkate almazsanız düşük ücretli insanlar çalıştırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da size hani derler ya, bir atasözü vardır, ucuz etin yanisi yavan olur diye. Bu da size başka maliyetler çıkarabilir. Bahsettiğim gibi aslında faizler de düşmüyor fazla. Yani gösterge faizi düşüyor ama kredi faizleri düşmüyor. Fakat rant da ciddi şekilde artmış durumda. Çünkü enflasyonist bir ortama doğru giriyoruz, sarmala doğru giriyoruz. Bu sarmal içinde kiralar daha da yükselebilir. Ücretler daha da yükselebilir. Herkes o talebi yapacaktır. Çünkü en altta kalan siz olabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi özellikle sizden rica ediyorum. Kuracağınız bir işletmeyi sadece bugün için ihtiyaçlarını, maliyetlerini belirlemeyin lütfen. Bunun en azından bir sene, en azından bir sene nakit akışı nasıl olacak? Beni neler etkileyecek? Girdilerinde neler artabilir? Kredi kullandıysam bu artabilir mi? Bunlara da lütfen dikkat edin. Eğer bir krizle karşılaşırsak, bir bankadan borç aldıysanız, banka sizden bu paranın ana parasını tekrar çağırabilir, bunu ödeyin diyebilir, 90 gün süre verebilir. Bunların hepsine lütfen dikkat edin. Bunlar önemli konulardır. Birikimlerinizi boşa harcamamanız için anlatıyorum bunu. Finansal kurumlar olarak baktığımızda birçok finansal kurumdan bahsedebiliriz arkadaşlar. Merkez bankaları, ticari bankalar, finansal katılım bankaları hemen hemen aynıdır zaten ikisi de. Aracı kurumlar, faktörün şirketleri, finansal kiralama şirketleri, sigorta şirketleri vesaire diye gider bir sürü. Ama siz bir işletme kurarsanız ağırlıklı olarak bu kırmızı çerçeveye aldığım kuruluşlarla muhatap olacaksınız. Onlarla içli dışlı olacaksınız daha çok. Diğerleri biraz daha hani sizin işinizin dışında, yani herkesin hemen hemen işinin dışındaki yerler çok bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Özür dilerim. Baktığımızda Merkez Bankası, Merkez Bankası'nın görevleri kanunla belirlenir. Görev ve sorumlulukları 5 temel alana ayrılmıştır. İlk görevi, aslında saf görevi, Merkez Bankası'nın finansal istikrarı sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamaktır. Özür dilerim. Fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu da enflasyonla mücadeledir aslında. Yani Merkez Bankası aslında bundan başka hiçbir şeye bakmaz. Eğer fiyatlar artıyorsa faizleri yükseltir. Faizleri yükselttiğinde piyasada dolaşan parayı çekmiş olur. Emisyonu geri çekmiş olur. Böylece ne olur? Ekonomiyi soğutmuş olur ve enflasyon belli bir süre yükseldikten sonra aşağı doğru iniş sergilemeye başlar. Tam tersi durumda, eğer yani piyasa daraldıysa açmak için piyasayı, faizleri düşürebilir. Böylece ne olur? Emisyonu arttırmış olur. Piyasadaki para arzını arttırmış olur. Çünkü gösterge faizini alçaltıp yükselttiğinde bankalardan çekeceği parayı azaltıp yükseltmiş oluyor. Bankalar da bu seviyede krediyi azaltıyor ya da artırıyor. Bizde şu anda ters bir durum yaşanıyor. Hepinizin farkında olduğu gibi enflasyon yükseldiği halde faizler de indiriliyor. Yani bu ne yapıyor? Döviz kuruna doğru hareket ettiriyor parayı. Döviz kuruna doğru hareket ettirmesi demek bizim ikili, çünkü Türkiye ikili para sistemi çalışıyor Türkiye'de. Yani görünmeyen ikili para sistemi var. Türk lirası var ama aslında bir de döviz var, dolar var. Mevduatların %61'i döviz üzerinden. Yani demek ki halk Türk lirasına çok güvenmiyor ve parasını
dövizde tutmayı yeğliyor. Herhangi bir krizle, herhangi bir finansal oynaklığa karşı kendisini güvence altına almak için bunu yapıyor. Eğer istikrar olsa, yani enflasyon belirli bir düzeyde olsaydı, ki bu %61 olan %30'lara kadar düşmüştü. Yani döviz tevdiat hesapları, %61 olan döviz tevdiat hesapları %30'lara kadar düşmüştü. Merkez Bankası'nın bu hareketlerinden dolayı, işte rezervinin azalmasından dolayı, enflasyon yükselirken faizleri artırmak yerine indirmesinden dolayı fiyat istikrarı ortadan kalktığı için halk da parasını dövizde tutmayı yeğliyor açıkçası. Yani kişiler birer birer akıllı olmayabilirler ama kolektif bir akıl vardır ve o kolektif akıl şu anda dövizde tutuyor parasını, ikili para sistemimiz içinde. Bahsettiğimiz gibi bir ikinci konu finansal istikrar görevi var Merkez Bankası'nın. Para ve döviz piyasalarının, yani çok şişerse işte rezervli kullanarak bir şeyler, aslında Merkez Bankası'nın rezervi döviz kurunu belirli seviyede tutmak için değildir. Bunun için değildir. Merkez Bankası'nın rezervi ülkenin sert bir durumla karşılaştığında, bu savaş olabilir. Bakın pandemiyle karşılaştık değil mi 2 yıl boyunca? Böyle bir durumla karşılaştığında yedekleridir. Bir savaş durumu olabilir, Allah göstermesin. Bir savaş durumunda ülkenin rezerve ihtiyacı olabilir. Bu rezervi karşılamak Merkez Bankası'nın görevidir. Yani herkesin zannettiği gibi Merkez Bankası rezervleri döviz kurunu içtimaya çekmek için değildir. Aslında iyi bir Merkez Bankası zaten bunu bu şekilde çalıştırmaz. Evet, döviz kuru rejimi hükümet ile, bakın bu yeni giren bir şeydir. Dünyadaki merkez bankalarında olmayan bir şeydir açıkçası. Ülkedeki döviz kuru rejimini hükümet ile birlikte belirlemek, biçimlendirmek, uygulamak. Bu asla Merkez Bankası'nın görevi olamaz. Merkez Bankası bağımsız bir kuruluştur. Hükümet bağımsız bir kuruluştur, bağımsızdır. Merkez Bankası'nın görevi para politikaları ile alakalıdır. Hükümetin görevi maliye politikaları ile alakalıdır. Yani vergileri artırıp azaltarak hareketleri. Yani hükümet aslında kendi yapması gereken görevi burada Merkez Bankası'na vermiş durumda. Ama Merkez Bankası'nın yapacağı şey değil bu aslında. Para basmak Merkez Bankamızın görevidir. O konuda tekeldir kendisi. Ödeme sistemlerini kurmak, yerleştirmek, işte EFT piyasaları, çekler, takaslar vesaire, bunlar da Merkez Bankası'nın görevleri içindedir. Ticari bankalar ve katılım bankaları bizim karşılaşabileceğimiz yapılar. Temel fonksiyonları halkın tasarruflarını toplamak, mevduat, buna bir faiz vererek toplamak, bunları da kredi ihtiyaçlı olanlara, hatta finansal sistemi anlatırken bahsetmiştim değil mi? Finansal ihtiyaçları, finansal birikimleri bir araya getiren sistemler demiştim. İşte onlardan biri de bu bankalar. En büyük payı da ticaret bankaları oluşturuyor. Şu anda 49 adet banka var Türkiye'de. Bunların işte çoğu yabancı sermayeli bankalar var. Özel mevduat, kamu bankası vesaire gibi bankalar var. En büyük payı ama ticari bankalar oluşturuyor bizim bankacılık sistemimiz içinde. Finansal kiralama şirketleri var. Bunlarla da karşılaşabilirsiniz bir işletme kurduğunuzda. Herhangi bir ofis mobilyası vesaire ya da üretim malını satın uzun vade olarak, yani çok fazla nakit kullanmak istemiyorsanız, kendi sermayenizi kullanmak istemiyorsanız finansal kiralama yoluna gidersiniz. Belirli bir dönem, uzun bir dönem kiraladıktan sonra aslında sembolik bir bedelle de şirketinizin malı olur bu. Gayet güzel çalışan bir sistemdir. Türkiye'de uygundur. Bizim işletmelerimizde kullanmaktadır finansal kiralamayı. Belirleyici özelliği, kira süresinin malın hukuki mülkiyeti aslında sizde değildir. Siz kullanıyorsunuz ama sizde değildir. O finansal kiralama şirketindedir. Bahsettiğim dönem sonunda da, belirli dönem sonunda da bütün kiralamalar, ödemeler bittikten sonra da sembolik bir 1 TL bedelle sizin üzerinize geçer. Mesela diyelim ki burada Leyla restoranı açtı. İhtiyaçları var değil mi? Östriyakiler, işte atıyorum mutfak malzemeleri üreticisi Östriyakiler.
Leyla da restoran açıyor. İhtiyacı olacak mutfakta. Bir de leasing şirketi var. Finansal kiralama şirketi var. Leasing dediğimiz şey finansal kiralama şirketi var. Burada Leyla şeye başvuruyor. Leasing şirketine başvuruyor. Finansal kiralama şirketine başvuruyor. Diyor ki ben şey alacağım. Mutfak malzemeleri alacağım. Bana yardımcı olun. Bu aralarında bir sözleşme imzalıyorlar. Leasing sözleşmesi diyoruz biz buna. Bu sözleşmeden sonra şeyle Öztürkiye'lerle yani mal satıcısıyla mutfak malzemesinin satıcısıyla leasing şirketi bir mal teslim sözleşmesi düzenliyor. Bizimle leasing sözleşmesi yapıyor. Öztürkiye'lerle de mal teslim sözleşmesi yapıyor. Bunun üzerine malın bedelini ödüyor Öztürkiye'lere. Malın bedelini ödedikten sonra yani bunu buraya peşin ödüyor. Bize de kiralıyor. Burada da bize mal sevkiyatı yapılmış oluyor. Leyla'nın restoranına. Leyla da aylık ödemelerle bunu leasing şirketine ödüyor. Yani aslında Öztürkiye'ler malın parasını aldı ve malı sevk etti. Biz nereye borçlandık? Leasing şirketine aylık kira olarak ödemelerimizi yapmaya başladık. Leasing bu şekilde çalışıyor. Avantajları ne? Projenizin %100'ünü finanse edebilirsiniz bu şekilde. Teşvik kullandırabilirsiniz. Esnek kira ödemeleri yapabilirsiniz. Kendi teşvik yani kendi yatırım teşviklerinizden finansal kirama şirketini de faydalandırabilirsiniz. Onu devreye sokabilirsiniz. Kira ödemeleriniz esnek olacağı için nakit akışınızı planlayabilirsiniz. Yani 100 bin liralık bir mutfak malzemesi alacakken siz bunu 4 yıla yaydığınızda size aylık maliyeti çok daha düşük olacaktır. Sermayenizi buralara yüklememiş olursunuz. Gayet akıllı bir çalışma sistemi. Faktöring şirketleri vardır ayrıca karşınıza çıkacak. Bunlar işletmeyi kurduktan sonraki durumlar aslında durum aslında faktöring şirketi. Bir malın satışından doğan vadeli alacağın temlik yoluyla bir faktörün kuruluşuna devredilmesi aslında. Bu faktöring işlemi faktöring şirketi ticari borçlular ve mal satan arasında oluyor. Türkiye'de 54 adet faktöring şirketi var. Yani siz çekinizin mesela bir vadesi var. Bu vadeden önce paraya ihtiyacınız var. Ama o vadeden önce de tahsil edemiyorsunuz, etmek istemiyorsunuz. Çek aslında göründüğünde ödenir ama Türkiye'de öyle olmaz işler. Fakat paraya ihtiyacınız var. Bu çeki faktörün şirketine veriyorsunuz. O size belli bir para veriyor. Oradan da siz nakitinizi karşılamış oluyorsunuz. O da vade sonunda gidip o alacaklarınızdan, o borçludan parasını tahsil ediyor. Döneceğiz faktörün şirketine daha sonra. Sigorta kurumlarıyla işli olabilirsiniz. Onlara ihtiyacınız olabilir. Ve bence olsun. Yani sigorta önemli bir konudur. Bakın pandemide de gördük. Deprem kuşağında ülkemiz. Birçok konuda şey yapabilirsiniz. Kırmızıyla koyduklarım önemli sigortalar. Sigorta işlemleri yaptırmanızda fayda vardır. Gelir korumadan sağlık sigortasına kadar her şey vardır. Belki hani sağlık sigortası, hayat sigortası bunlar bireysel şeyler ama şirketinizle olan her işlemlerde bir yere mal transfer ediyorsun, nakliye için sigortalar vesaire bunları mutlaka yaptırmaya çalışın. Bunları masraf olarak görmeyin lütfen. Giderle masraf arasında fark vardır. Bunlar masraf değil, giderdir. Malın içindeki bir giderdir. Bunları malın fiyatına yükleyebilirsiniz. Ancak masraf değildir. Sonucunda çok büyük maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden elinizden geldiğince tuttuğunuz iş yerini, malları, depoyu, hırsızlığa karşı vesaireye karşı her şeye karşı sigorta bedellerini mutlaka ödeyin. Pandemi olduğu yurt dışında bize çok etkin değil ama yurt dışında gelir de sigortalanıyor. Pandemi gibi, terör gibi konularda bir riskle karşılaştığınızda bu malı kaybettiğiniz tutarı alabiliyorsunuz. Bu faydalı bir şeydir. Kullanmanızı öneririm. Peki bu finansal kurumlarla çalışmamızda ortaya çıkan enstrümanlar neler? Nakit elbette bir nakit bir finansal enstrümandır. En baştaki enstrümandır banknot. Kredi kartı, çek, senet, hatır senedi var, leasing var, faktöring var. Bunlara bir bakalım.
Banknotu hepiniz biliyorsunuz, artık üzerinde söylememize gerek yok. Üzerinde ne ibare varsa o geçerli olan bir kağıttır. Kabul edilen bir kağıttır. Kredi kartına bakarsak bir elektronik fon transferi, aslında borçlanma aracıdır kredi kartı. Kısa vadede size bir borç verir. Belirli bir süre sonra tahsil edilmek amacıyla kısa vadeli borç verir. Faizi yoktur ama ödemezsiniz, faizi vardır. Burada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hem işletme olarak hem de bireysel olarak her zaman tasarruf ettikten sonraki tutarı harcamanızı tavsiye ederim. Bu genellikle tersi yapılır bizde. Enteresan bir şekilde. Önce harcamalar yapılır. Efendime söyleyeyim, o mağazaya gelir, o alınır, buna gelir, bu alınır. Ay şu ceket çok güzeldi, şu döpiyesi çok iyiydi. Şu marka ayakkabı gelmiş, almam lazım. Şu telefonu almam lazım denir. Ondan sonra kalan tutar tasarruf edilmeye çalışılır. Yanlış olan şey burada aslında. Burada bizim felsefi olarak bir yaklaşımımızı değiştirmemiz lazım. Önce tasarruf etmemiz gerekir. Ondan sonra kalanını harcamamız gerekir. Mesela atıyorum, 5 bin lira gelirimiz oluyor bizim ayda. 5 bin lira gelire sahibiz. Her ay bu düzenli geliyor diyelim. 1000 lira da olabilir, fark etmez. Örnek olduğu için veriyorum. 5 bin lira gelirimiz var diyelim. Biz burada kendimize bir kural koymamız lazım. Ben 5 bin liranın %20'sini tasarruf edeceğim. Yani 1000 lirasını tasarruf edeceğim. Geri kalanını harcayacağım dememiz lazım. Genellikle yapılan, dediğim gibi, 5 bin lira gelirimiz varsa harcarız harcarız. Ha, ay sonuna kaldıysa 500 lira bankada işte vardır. Yoksa yoktur gibi. Ama ilkeli olmak istiyorsak önce tasarruf edeceğimiz tutarı çekmemiz lazım, tutmamız lazım. Kalanını harcamamız bizim için daha faydalı. Bunu çocuklarınıza da lütfen aşılamaya çalışınız. Örneğin belli bir yaştan sonra onları göreceğiz, bunu en son eğitimin en sonunda, ama belli bir yaştan sonra onlara harçlık vermeye başladıktan sonra o harçlıklarından tasarruf ettirmeye çalışın. O harçlıklarını mesela 100 lira tasarruf ederse siz de 100 lira koyun gibi. Böyle şeylerle, teşviklerle tasarruf ettirebilirsiniz. Çocuklarınızın da harcama düzeyleri daha düşük olacaktır. Bu da onları gelecekte daha iyi finansal planlar yapmaya götürebilir açıkçası. Bankaların hayır kurumu olduğunu unutmayın arkadaşlar. Her durumda kredi almaya çalışırsanız ve bunları da bir yerde tıkanıp ödeyemez duruma gelirseniz listelere girmeye başlarsınız. Bu listelerde çok hayrınızı olmaz açıkçası. Kredi kartı size, yani, hediye edilmiş bir şey değil. Ya, çoğu insan bunu böyle zannediyor. Böyle her tarafa fırlatıyor, düğünlerde para fırlatır gibi, ama kredi kartı limiti size hediye edilmiş bir nakit para değil. Sizden çıkacak bir paradır, bunu unutmayın. Kredi kartı çok kolay para harcattırır. İsterseniz bunu denemek için bir gün cebinize sadece 100 lira koyun. Onunla dolaşın. Hiç kredi kartlarını yanınıza almayın. Harcamanın ne kadar aslında zor olduğunu görürsünüz. Ama kredi kartı olduğunuzda işlem çok kolaydır. Bir anda işi bitirir, malın sahibi olursunuz, ama bunlar birikip ay sonu geldiğinde de ben ne yaptım diyebilirsiniz. Asgari tutarı ödeme hatasına düşmeyin. Bankalar asgari tutarın ödenmesini isterler. Kalanı faizlendirmek isterler. Buradan para kazanırlar aslında daha çok. Ama siz tam tutarı ödemeye dikkat edin arkadaşlar. Kredi kartı borcunuzun tamamını ödemeye çalışın. Asgari tutara ya da işte belli tutar ödemek durumunda kalırsanız da bunu çok uzatmayın. Bunu çok uzatırsanız sürekli faiz ödemek zorunda kalırsınız. Şansımıza Türkiye'de bunların faizi çok düşük. Amerika gibi ülkelerde kredi kartının borcunu ödemezsiniz. %20 aylık faizlerle karşılaşabilirsiniz. Kredi durumunuza göre, limitinize göre. Herkesin kredisi ayrıdır orada. Yine biz, yani, biraz daha şanslıyız bu konuda. Bu sizi teşvik etmesin. Asgari ödeme tutarı hatasına lütfen düşmeyin. Sözleşmeleri de çok iyi okuyunuz. Onların 12 punto olması zorunluluğu çok eskiden beri geldi. Çok açık bir şekilde okunabiliyor. Sizden yıllık para talep eden, yıllık ayda talep eden yerlerden uzak durmaya çalışırsanız sizin faydanıza olur.
Nakit avansı asla başvurmayın kredi kartı üzerinde. Kredi kartı dediğim gibi harcamalarınızı belli bir tutar ötelemek içindir. Bunu bir kredi kullanma aracı olarak görmeyiniz. Bu size ciddi zararlar yazabilir. Çünkü asgari tutarı ödemezseniz bunun bir belli faizi vardır ama kredi kartı üzerinden nakit kullanırsanız, nakit avans çekerseniz bunun faizi çok daha yüksektir. O yüzden bu tuzağa düşmeyin. Kampanya ve hediyelere de kanmayın. Bu işte şu kadar alırsan, şu kadar harcama yaparsanız bu kadar vesaire gibi. Bunlara çok kanmanızı tavsiye etmiyorum. Eminim sizler de zaten kanmıyorsunuzdur bunlara. Çeklere gelelim. İşletme kurarsanız çek sistemiyle karşı karşıya geleceksiniz. Bunları alacaksınız, vereceksiniz, bir şeyler olacak yani bu konuyla ilgili. Nedir çek? Bankaya hitaben keşidecisi yani düzenleyici tarafından düzenlenen ve üzerinde belirtilen tutarın hesabından ödenmesini talimattır aslında. Bir talimat veriyorsunuz bankaya. Vadesi yoktur çekin. Çekin vadesi yoktur arkadaşlar. Aslında görüldüğü de önemli. Kaydi paradır çek. Görüldüğünde ödenecek, ödenmesi gereken bir şeydir. Ama Türkiye'de ticari teamüllere göre çek vadesinde ödenir. Yani vade üzerine yazılan vadede gider, tahsilata verilir. Bunu eğer size bir çek yazıldı, ileri tarihli, ama siz kalktınız bunu çek görüldüğünde ödenir diye hemen bankaya götürürseniz, banka bunu öder ama siz ticari olarak zor duruma düşersiniz. Bir daha sizin de iş yapmazlar. Ticari teamüllere göre çek üzerinde yazan vadede, kişide tarihinde bankaya gönderilir. Bir kaydi paradır aynı zamanda. Yani yazılan çek bir para yaratmış demektir. Bir para yaratılır ortada. Yani genişlemedir, ekonomik genişlemedir. Burada gördüğünüz gibi muhatap kim? Türkiye İş Bankası bankadır. Ödeme yerine verilmiştir. Tutarı bellidir. Bu kadar tutar ödenmesi gerekir. Sağını solunu işaretlemenizde fayda var bir şey için. Gerçi yazıyla da yazıyorsunuz zaten ama genel yazılım bu şekildedir. Şuna ödeyin. Işık Gıda'ya ödeyin anlamına gelir. 86 bin lirayı şu tarihte Işık Gıda'ya ödeyin anlamına gelir. Nama yazılı bir çektir. Bu keşideci imzası vardır. Yani düzenleyen çeki hazırlayan imzası kimmiş? Zaten banka size bunu basılı halde verdiği için bu şekildedir. Elvitex Tekstil Sanayi Şirketi. Ondan sonra çeki düzenleyendir. Lehtar dediğimiz kişi de çekin tahsil edecek olan kişidir. Alacaklı yani. Çeki tahsil edecek olan kişidir. Şimdi çekteki noktalara bir bakalım. Çek defteri almış olmanız bu çekleri kabul ettirebileceğiniz anlamına gelmez. Banka size çek defteri verebilir ki bunu da aslında belirli bir koşulda verir, hemen vermeyebilir. Ama bu çek defterini almış olmanız kabul ettirebileceğiniz anlamına gelmez. Firmalar ürün bedelinin tamamını çekle kabul etmeyebilirler. Tamamını çekle kabul etmeyebilirler. Pek sevmezler de bu yöntemi. Yani tedarikçiyle çalışıyorsanız mesela Leyla tedarikçilerle çalışacak bir sürü işte kalamar alacak bir tedarikçiyle çalışacak. İçecek alacak bir tedarikçiyle çalışacak. Ne bileyim günlük ihtiyaçlarını alacak, ambalaj alacak, bir şey alacak, tabak alacak, çanak alacak. Bir tedarikçiyle çalışacak. Yani genellikle %40'ı paranızın cebinde olmalı, yani nakit olarak olmalı. Geri kalanını çek olarak kabul edebilirsiniz. İlk başta zaten kabul etmezler tedarikçiler. Yani şirketinizi kurarken bunları dikkate alın diye söylüyorum arkadaşlar. Şirketi kurdum, oh ben çek yazarım 3 ay sonra, 2 ay sonra diye düşünmeyin. Siz daha yeni bir şirket kurduysanız tedarikçiler sizden çek kabul etmeyeceklerdir ağırlıklı olarak. Sizden nakit olarak önce çalışmak isteyeceklerdir. Yani sizin davranışınızı görmek isteyeceklerdir. Ya da işte teminatla çalışmak isteyeceklerdir. O yüzden bu konuda dikkat etmenizde fayda var. Tamamı, malın tamamını çekle ödeyeceğim diye düşünmeyin. Bunda nakit akışınıza koymanızda, bunu düşünmenizde fayda var. En azından yarısını ben ödeyeceğim, yarısını çekle ödeyeceğim, yarısını nakit ödeyeceğim diye düşünmek sizi daha da rahatlatacaktır finansal açıdan. Bahsettiğim gibi teknik olarak çekte vade yoktur. Firma müsait, hesap müsaitse banka bunu öder gördüğünde ama bu yapılmaz, bu doğru bir şey olmaz. Ticari icaba göre vadesinde ödenmesi gerekir. Bunun tersini yaparsanız ticari olarak itibar kaybedebilirsiniz.
Sizin yazdığınız çekleri tedarikçiniz. Siz tedarikçiye bir çek yazdınız, bir mal almıştınız, çek yazdınız. Sizin çalıştığınız banka şubesinden tahsil eder. Eğer çekin tahsilat için başka bir bankaya verirse çek takasa girer ve süreç 1-2 gün uzar. Bunun tersi de mümkündür. Elinizde müşteri çeki varsa, yani size bir çek verildiyse, müşteri çeki olarak verildiyse, tahsil için çekin üzerinde yazılan bankaya vermeniz daha doğru olur. Bu sefer 1-2 gün beklemek zorunda kalmazsınız. Zaman kazanmış olursunuz. Bu 1-2 gün yani nakit akışı için önemli konulardır bunlar. O arada vergi ödeyecek olabilirsiniz çünkü. O yüzden çekin üzerinde yazan banka şubesine çeki vermeniz, sizdeki çeki tahsilat için vermeniz daha doğru bir yaklaşım olur. Kendi bankanıza hemen göndermeyin. Geniş girişimlerin demiştim, bahsetmiştim. Henüz itibarı olmadığı için yani çeklerini kabul ettirmek bankaya ve bankaya para bloke ettirmek yerine müşteri çeklerini döndürmeleri daha uygun olur. Sizdeki bir çeki siz tedarikçiye verirsiniz. Bu kabul edilir. Yani %100'ünü kabul ederler bunu. Bu daha güvenilir bir durumdur. Bu çeki cirolamanız, ciro ederek veriyorsunuz. Sizdeki bir çeki, aldığınız bir çeki ciro ediyorsunuz ve tedarikçinize veriyorsunuz mesela. Müşteri bu çeki ödemezse ben ödeyeceğim anlamına geldiği için tedarikçiniz bunu zaten kabul edecektir. Siz firma yeniyseniz yani. Zaten yerleşik bir firmaysanız, kabul edilmiş bir firmaysanız artık kendi çekinizle rahatlıkla veriyor olmanız gerekiyor. Bu durumda çeki ama daha rahat kabul ettirirsiniz. Bu da bir nakit akışıdır dediğim gibi. Yani müşteri çeki var sizde, onu veriyorsunuz. Böylece para harcamadan aslında sizde alacağınız vardı çekten. Siz onu tedarikçiye verdiniz, tedarikçi tahsil edecek. O ödemezse ben ödeyeceğim demiş oluyorsunuz. Buna cirolamak diyoruz biliyorsunuz işte müşteri çekini. Tarafa cirolamak. Nasıl yapıyoruz bunu? Çekin arkasına mesela isme cirolayabiliriz. Leyla Lezzet'e ödeyiniz demişim. Cumhur Güzel olarak yazıyorum. İşte kaşe, imza vesaire. Çekin arkasına ödeyiniz diyorum. Kendi adımı yazıyorum. Bu herkes olabilir. Beyaz ciro diyoruz buna. Eğer isim yazıyorsa, kime ödeneceği yazıyorsa buna tam ciro deniyor. Ciro eden kişinin yani cirantanın çek bedelini tahsil edecek kişinin adı ve soyadını çekin arkasına yazıp imzalaması anlamına geliyor. Beyaz ciro ise sadece ödeyiniz yazması anlamına geliyor. Çekici rolamak bu şekilde. Arkasını yazıyoruz. Yani şunu ödeyiniz ya da ödeyiniz yazıyoruz. Kaşe ve imza yapıp bankaya veriyoruz, teslim ediyoruz. Kişiye veriyoruz, tedarikçiye veriyoruz, teslim ediyoruz. Böylece ciro ile çeki alan firma, bu ciro ettim, çeki verdim tedarikçime. Ben başkasından almıştım bu çeki. Tedarikçiden kalamar aldım. 100 kilo kalamar aldım. Bunun karşılığında da müşteri çekini, bu aldığım çeki imzalayıp verdim. Bu kişi vadesi çeki bankaya verecek ve vadesinde de tahsilatı bekleyecek. Ödemeyi çeki ilk düzenleyen firma yapacak. Yani ben bana yapılacak. Aldığım yerden bana yapılacak. Öyle olunca otomatik olarak hesaplar arasında çeki ciroladığım yere o para geçmiş olacak. Son firmanın hesabına geçmiş olacak. A firması vardı. Oradan çek aldım. Ben B firmasıyım. C firmasına da borcuma karşılık verdim o çeki. İmzalayıp arkasını verdim. Vade tarihi geldiğinde A firması parayı yatırdığında, A firmasının haberi yok bu işten. A firması parayı bankaya yatırdığında otomatik olarak para bana değil, o çeki ciroladığım şeye, firmaya geçmiş olacak. Bu ödeme sistemleri içinde bankaların kendi arasındaki işlemle yapılıyor. Piyasada çek kırdırma, bozdurma, faktöring işlemleri vardır. Çek kırdırma denir buna. Eskiden bunu yani tepeciler falan yapardı biliyorsunuz. Şimdi bunun resmi adı aslında, yani resmi kuruluşlar, bunu legal yapan kuruluşlar, kanuni yapan kuruluşlar, faktöring şirketleri. Çek kırdırmak, çekin bedelini vadesinden önce tahsil etmek anlamına geliyor. Yani demiştik ki çek görüldüğünde ödenebilir teknik olarak ama teamül gereği, ticari teamüller gereği vadesi neyse o tarihte tahsil edilir.
Ama biz tahsil etmek istiyoruz. Paraya ihtiyacımız var. 1.000 liralık çek var elimizde. Vadesi de 15 gün sonra ama bir ay sonra. Biz bunu şimdi işimize yaramıyor. Ondan sonra paraya da ihtiyacımız var. Vergi ödeyeceğiz. O zaman çekin bedelini vadesinden önce tahsil edebileceğimiz bir durum var. Buna factoring işlemi deniyor. Factoring şirketlerine gidiyoruz. O şirketlerle bir anlaşma yapıyoruz. Örnekte de şöyle görülebilir. Leyla'nın yeri restoran. Yine burada Leyla'nın şirketi bulunuyor. Bir mal sevkiyatı yapılmış Leyla şeyden Östriyakiler firmasından 500 bin liralık. Ne zaman? 1 Kasım 2021 tarihinde. Leyla da bu kişiye, bu şirkete bir çek yazmış. Demiş ki 1.11.2020'de malı aldık. 31.12.2021 tarihli çeki gönderiyorum. Çeki vermiş. Böyle anlaşmışlar zaten. Yani sürpriz değil. Çekim vadesi 31.12.2021. Ne kadar? 500 bin lira. 500 bin lira nedir? Malın bedeli kadar. Östriyakiler baktı hani bir paraya ihtiyacı var ya da istemiyor yani çekin vadesini beklemek istemiyor. Her durum olabilir yani ben bunu nakit görmek istiyorum diyebilir. Alacak hakkının temliki yoluna gidiyor yani ciro ediyor. Nereye? Factoring şirketine ciro ediyor. 30.11.2021 tarihi itibariyle temlik ediyor. Ama çekin vadesine daha var değil mi? Yani bir ay daha var bu tarihten itibaren. Faktörün şirketi ne yapıyor? Diyor ki bana 500 bin liralık çeki verdin diyor vadesinden önce. Ben de diyor sana aramızdaki anlaşmaya göre 450 bin lirayı veriyorum diyor. 500 bin lira değil 450 bin lira. 50 bin lirayı kendisi alıyor ama biz 450 bin lirayı 31-12 tarihinde almak yerine bir ay önce almış oluyoruz örneğin. Bu örnekte olduğu şekilde. Vade sonu geldiğinde de Leyla borcunu çekin karşılığını bankaya yatırdığında da factoring şirketine borcunu ödüyor. 31.12.2021 tarihi itibariyle alacağı factoring şirketi tahsil etmiş oluyor. Peki Leyla dönem sonu geldi. 31.12 geldi. Borcunu ödemezse ne olacak? İşte burada factoring şirketiyle yaptığımız anlaşmanın önemi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eğer işlemi biz gayri kabili rücu factoring işlemi olarak yaparsak onlarla sözleşmede alıcı firma borcunu ödemediğinde factoring firması bu borcu Östriyakiler yani bu firmadan rücu edemeyecek. Tahsilat için kendisi çabalayacak. Artık bu firma 450 bin lirayı aldı. İşi bitti. Kimse bu firmadan daha artık geriye tahsilat işine uğraşamaz. Faktörün şirketi Leyla'dan bunu tahsil etmeye çalışacak. İşte kanuni yollarla vesaire. Ama işlemi kabili rücu faktörün olarak yaparsak eğer faktörün şirketi Leyla bu borcu 31.12'de ödemezse o zaman Östriyakilere buraya dönebilir. Yani bu borcu o zaman bana öde diyebilir. Yani bu işlemi yaparken bunlara dikkat etmemiz lazım. Demek ki bir işlem yaparken buradan ne çıkıyor zaten? Gayri kabili rücu factoring işlemi yapmamız gerekiyor. Gerektiği ortaya çıkıyor. Tabii bu işlemi yaparken bundaki komisyon bundaki komisyondan daha yüksek olacaktır. Bunu da dikkat etmemiz lazım. Bloke çekle karşılaşabilirsiniz. İhtiyacınız olabilir. Bloke çek ne demek? Hani bu ne demek? Ne anlama geliyor? Duyuyoruz ama bir yerlerde bunu falan diye düşünebilirsiniz. Bloke edilmiş çekler genellikle konut, arsa, iş yeri alım satımında emlak satışlarında kullanılan şeydir. Yani kişiler ya da kurumlar arasındaki kişiler arasındaki güvensizliğin arasına bankayı yerleştirme işlemidir aslında bu. Örneğin burada bakınız. Şimdi Hüseyin alıcıymış bir ev almak istiyor. Burada satıcı da Ayşe'den bir ev almak istiyor. Anlaştı bunlar aslında. Baktılar eve gittiler, gördüler, anlaştılar. 200 bin lira evin bedeli. Böyle bir ev bedeli yok artık ama Hüseyin nakit olarak bankaya 200 bin lirayı yatırıyor. Banka bunun karşılığında Hüseyin'e bir bloke çek veriyor. Eline bir bloke çek veriyor. Bununla Hüseyin tapuya gidiyor. Ayşe de tapuya geliyor. Burada tapuyu Hüseyin devralırken bloke çeki de Ayşe'ye takdim ediyor, veriyor. Böylece anlaşmış oluyorlar. Yani paramı verdin, para sahteydi. Efendime söyleyeyim işte dışarıda kapkaç olur, bir şey olur falan gibi şeyleri düşünme ihtiyacı olmuyor.
Ondan sonra Ayşe malını evini devretti tapuda, çeki aldı, çeki bankaya götürüyor. Banka da Ayşe'ye 200 bin lirayı ödüyor. Burada kim kazandı? Banka kazandı. Kimden kazanıyor? Hüseyin'den kazanacak. Bu bloke çeki verirken belirli bir komisyon alacak ondan. Kazancı bu olacak açıkçası. Bu ev ya da iş yeri işte tapuda işlemleriniz varsa bloke çeki kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer bir güvensizlik duyuyorsanız, öyle bir şey duyuyorsanız, evimi satıyorum ama aldığım para sahte para mıdır? Gerçek mi? Tapuda sayım yapamazsınız, yaptıramazsınız. Öyle bir şey yoktur. Ya orada bir bankaya gideceksiniz, bankalarda yapmazlar böyle bir şeyi. Bu para sahte mi değil mi diye. Arada bir zaman geçecek, nasıl olacak bu işler? Parayı almadan şeyi devredemezsiniz, tapuyu devredemezsiniz. Tapuyu devredip parayı götürürseniz, para sahte çıkarsa tapu zaten devredilmiş olacak. O yüzden burada bankaya devreye giriyor. Bloke çek veriyor. Bloke çek çalışıyor. Burada bir komisyon alıcıdan zaten alacaktır. Önemli bir şey değildir. Hatır çeki denen bir şey vardır piyasada. Girmemeniz için anlatıyorum bu konuya aslında. Yani yapın anlamında anlatmıyorum bunu. Gerçek bir borç ve alacak ilişkiden doğmayıp işletmeye zaman kazandırmak için alınan senetlerden bahsediyoruz hatır çeki olarak. İş dünyasında başkalarının finanse etme ortamı değil bir kere. Bunu biz yani prensip olarak bir aklımıza koymamız lazım bir işletme açıyorsak. Biz başkalarını finanse etmek için şirket kurmuyoruz arkadaşlar. Sağlam temelli bir iş yaşamı ve gece rahat uyumak istiyorsanız eğer bu tür talepler geldiğinde prensip olarak uygun bulmadığınızı söyleyin. Bir kere yüzünüz kızarır. Yani kızaracak bir şey yok ama yani Türk insanıyız, Doğu insanıyız, duygusal insanlarız. Böyle bir talep karşısında acıma duygularımız devreye girer. Ama siz her zaman mantığınızı çalıştırın, rasyonel olun bu konuda, sert olun. Prensip olarak uygun olmadığını, bulmadığınızı söyleyin. Bir kere söylersiniz bunu, bir kere yüzünüz kızarır ama geceleri rahat uyursunuz. Böyle işlere girmeyin. Bunların piyasada çok ciddi sıkıntıları vardır, görülmüştür örnekleri. Ama buna rağmen de o kadar şey yapamadınız ki, kıramadınız ki hatır çeki verecekseniz de çeki vereni koruması için çeki nama yazın mutlaka. Kime vereceksiniz onun adına yazın. İkinci bir koruma için de bu çekin hatır çeki olarak verildiğini bir sözleşmeyle, kısa bir A4 kağıdı üzerinde sözleşmeyle karşılıklı olarak imzalayın. Bu çek hatır çeki olarak verilmiştir de. Yarın bir gün başınız kanunla vesaireyle devreye girerse, o para sizden tahsil edilmeye çalışırsa en azından elinizde bir argüman olsun. Bu sizi tam %100 koruyacak anlamına gelmez. Ama elinizde en azından bunu biz sizin bir hatır çeki olarak verdiğinizi gösteren bir kanıt olur. Hukukta, mahkemelerde kuvvetli kanıt denen şeyler vardır. Bir kanıt kuvvetlidir, iki kanıt daha kuvvetlidir. O yüzden elinizde bir kanıt olmasında fayda vardır. Girmeyiniz ama hatır çeki, hatır senedi olayına girmeyiniz. Piyasada kullandığımız bir şey de ticari senetler. Bunlarla da karşılaşabileceksiniz. Bir kıymetli evraktır. Aynı çek gibi düşünebilirsiniz bunu da. Belli bir şey vardır, vadesi vardır. Hani çekte vade yoktur aslında da vade vardır. Ama senette vade vardır yani. Gerçekten kullanılan bir vade vardır. Taraflar arasında düzenlenir. Bir bankaya, bir kuruluşa ihtiyaç yok. Yani defteri almanıza gerek yok. Yani banka verecek size bunu kendi kendiniz olmaz. Ama senet yapmak istiyorsanız bir kırtasiyeye gitmeniz yeterlidir. Hani orada basılı bir senet alabilir, yapabilirsiniz. Hemen hemen gördüğünüz gibi çekte olduğu gibi emre muharrer senet ibaresinin olması gerekir. Burada önemli konulardan biridir. Alacaklı kimse onun adına yazdığınızı gösterir. İşte ödeme tarihini mutlaka yazmalısınız. Tutarı yazmalısınız. Kendi borçlu olduğunuz kişi vesaire imzalar. Yani senetten, çekten çok farkı yok açıkçası. Ama vadesi geldiğinde ödenecek şeylerden biridir senet. Peki ticari senet ödenmezse ne olacak? Yani vaat edilen tarihte de ödenmeyebilir size. Siz aldınız çeki mesela, sattığınız ürün karşılığında aldınız. İlk yapacağınız şey hemen protesto etmek.
protesto etmeniz gerekiyor. Protesto işlemi vade tarihinden 2 gün sonra bankalar aracılığıyla noter tarafından yapılan teamül böyledir, işlemdir. Bu ödeme yapılmasını talep ediniz. Yani bu ödemeyi yapmadınız, bu ödemeyi yapın diyorsunuz. Protestonun anlamı budur. Yani bir ihbar, uyarıda bulunuyorsunuz aslında. Bakın, protesto edilmeyen sene için faiz işletilemez. Kanunla bankaya dava açtınız, senedi bir yıl sonra tahsil ettiniz dava sonucunda, ama faiz işlemez çünkü protesto etmemişsinizdir. O yüzden ilk yapacağınız şey protesto etmek olsun, banka aracılığıyla senedi. Daha sonra dava açtığınızda bu tarih dikkate alınacaktır. O tarihten itibaren geçen sürenin faizi de borçludan alınıp size verilecektir. Evet, icra mahkemesine bilirsiniz. İcra durumu varsa işte orada da dava mahkemede görülür vesaire, işte alacağı icra edilir falan, size borç ödenir. Ama bu süre içinde dediğim gibi protesto edilmediyse o şeyi alamazsınız. Süre arasındaki faizi alamazsınız. Yani senette önemli konulardan biri ödenmediğinde protesto edilmesi. İkisi arasında ne gibi farklar var? Çek gördüğünüz gibi, anladığınız gibi sizin de daha düzenli, daha güvenilir. Arkasında banka var. Ben ödemezsem banka ödeyecek anlamına gelir çek. Ya daha doğrusu banka öyle der. Yani çeki verdiğim ödemezse ben ödeyeceğim bunu demiş oluyor burada. Çeki kullananlar sicili temiz olan ticaret yapanlardır. Bankalar bunları takip ettiği için, kara listeleri aldığı için, eğer yani uygun olmayan bir işletme varsa banka ona zaten çek vermeyecektir. Çek veriyorsa bu daha çok güvenildiğini gösterir. Elbette bunlar %100 güven gösteren şeyler değildir. Yani bir işletme çek kullanıyor, ben buna güveneyim, güvenirim, %100 güvenirim anlamına gelmez. Yani çek kullanan bir işletme de sizi dolandırabilir. Size borcunu ödemeyebilir. Bunlar garanti şeyler değil. Ticarette hiçbir şeyin garantisi yoktur bildiğiniz gibi. O yüzden sigorta yaptırıyoruz, o yüzden başka bir şey yaptırıyoruz. O yüzden yedekler vardır. Birçok işlem, yani kanunen yedek ayırmak zorundasınız sermaye şirketlerinde. Ama pandemide hangi şirket bu yedekleri ayırmıştı? Hiçbiri bu yedekleri ayırmamıştı. Kağıt üzerinde ayırmıştı ama fiili olarak bu paralar yoktu. O yüzden çok zorlandılar pandemide. Bu yedeklerde Merkez Bankası'nda da ülkenin yedekleri bulunur. Resmi bir niteliği olmayan senet, matbaada basıp dağıtılan kağıt. Yani üzerinde hata olma ihtimali var vesaire var. O yüzden emre muayyer senet yazması önemli. Dikkat edin yani bu konuya. Takibi biraz zor. İcra yoluyla tahsilat olduğu için takibi zor. Senetlerin arkasında bir banka yok. Yani bir kuruluş yok. Sadece imzalayan kişi var. Yani o neyse o. Tanıdığınız kadar güvenebilirsiniz. Senette ödemeyi kişi yapıyor. Senette ödemeyi imzalayan kişi veya herhangi biri yapabilir. Yani şey değil, önemli değil mi? Bu aslında bir avantajdır da yani. Başka biri de yapabilir. Yani senedin borçlusu Ahmet'tir. Mehmet de ödemeyi yapabilir. Sıkıntı yoktur yani. Senedi ona verirsiniz. Geçer gider. Gizli vadesi geldiğinde. Hızlıca bir işlemdir aslında. Kırtasiyeden alıp hemen alınabilir, o an hazırlanabilir. Hızlı bir finansman sistemidir, ödeme sistemidir, aslında borçlanma sistemidir. Yani bunları kullanabilirsiniz. Ama çek elbette daha kurumsal olan işletmelerin kullandığı bir ödeme aracıdır. Poliçe de vardır arkadaşlar. Çok sıklıkla rastlanmaz ama bilmenizde fayda var. Size yapılabilir, siz yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hani bu neymiş diye düşünmeniz gerekmesin diye anlatıyorum. Genellikle 3 taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senet bu. Alacaklının borçludan olan alacağının kendisinin borçlu bulunduğu üçüncü bir şahsa devretmesi temeline dayanıyor. Yani benim alacağım var birinden, birine de borcum var, ben bunu devrediyorum o kısma anlamına geliyor. Poliçedeki taraflar poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren kişi, keşideci diyoruz biz buna. Poliçeyi ödeyecek olan kişi muhatap. Poliçede belirtilen miktarı tahsil edecek olan kişi de rehber oluyor burada. Poliçenin düzenlemesi kolaylaştırılıyor. Örneğe bir bakalım. Şimdi Ahmet'in
Leyla'nın yeri restorana, bu Leyla'nın açtığı restoran 12.570 Türk lirası borcu var Ahmet'in. Ahmet'in ayrıca Karsu şirketinden de 12.570 TL alacağı var. Ahmet poliçeyi düzenleyerek, bir poliçe düzenliyor. Yani Karsu şirketine bana olan 12.570 TL borcunu bana değil Leyla'ya öde diyor. Çünkü Leyla'ya 12.570 lira borcu var, oraya öde diyor. O yüzden bu durumda poliçeyi Ahmet düzenleyip Karsu şirketine veriyor. Karsu şirketi de zamanı geldiğinde Leyla'nın restoranına 12.570 lirayı ödüyor. Aslında Leyla ile Karsu şirketi arasında bir bağlantı yok. Ahmet'le var ama Ahmet borcunu oraya devretmiş oluyor. Ödemeyi oraya devretmiş oluyor. Çünkü Karsu şirketinden alacağı vardı. Evet, ekonomik çevreye biraz bakabiliriz arkadaşlar. Ekonomik çevrede neler var? Şimdi şeyleri izlememiz lazım. Herhangi bir işletmemiz varsa bizim ekonomik çevreyi izliyor olmamız lazım. Ekonomik çevremizi izlemezsek, gözlemezsek, analiz etmezsek, kontrol etmezsek başımıza işler açılabilir. Sadece işimizi iyi çalıştırıyor olmamız bizim gelir sağlayacağımız anlamına gelmez. Ekonomik çevre içinde enflasyon var. Enflasyonun iki kaynağı var. Bugünlerde haşır neşiriz enflasyonla, biliyorsunuz bolca. İki kaynağı var. Birisi üretim ayaklı kaynak, diğeri talep ayaklı kaynak. Talep kaynaklı enflasyonumuz var. Bir de maliyet enflasyonumuz var. Şimdi talep kaynaklı mesela ne oldu? Ev fiyatları İstanbul'da son bir yılda iki katına çıktı. Yani 1 trilyon olan ev 2 trilyon oldu. Enteresan bir şey. Yani 1 milyon lira olan 2 milyon lira oldu. Bir senede insanların gelirleri bu kadar arttı mı? 3 daha da düştü hatta. Ne oldu da arttı? Yani ekonomik bir genişleme olur. İnsanların geliri artar, refah seviyesi yükselir. Ev fiyatı 2 katına çıkabilirdi. O bile fazla olurdu da. Enflasyon %19'dan bahsediliyor. Ev fiyatı 2 katına, 3 katına çıkıyor. Nasıl olabiliyor bu? Çünkü arz yetersiz, talep fazla. Talep arzdan fazla. Arz durdu evlerde. Arz durduğu için talep arttı. Yani var olan talep yüksek olarak gözüktü. Bu sefer öyle olduğunda da ev fiyatlarında ciddi bir artışla karşılaştık. Talep enflasyonu oldu yani. Bazen de üretim faktörlerinin maliyetleri yükselir. Kurlardan dolayı olabilir bu mesela, yükselme olabilir. Örneğin burada mesela baktığımızda ekonomide bir maliyet enflasyonu ortaya çıktı. Bu tedarikçilere yansıyacaktır. Mesela biz Leyla'nın yeri olarak buradan atıyorum işte kalamar alıyoruz, bir şey alıyoruz falan tedarikçinin birinden. Burada kur arttığı için ithal ediyorsa bu kalamarları tedarikçi bize vermeden önce, kur arttığı için maliyet enflasyonu yansıtacaktır buraya. Biz ne kadar iyi çalışırsak çalışalım, burada artık aldığımız yemeklerimizde kullandığımız kalamarın, işte karidesin, elmanın, armutun fiyatı artmaya başlayacak. Fiyatı artmaya başlayınca biz maliyet enflasyonunu yansıtma dediğimiz olayla bize gelmiş olacak. Tedarikçi üzerinde tutmak istemeyecek, bize gelmiş olacak. Ekonomide talep enflasyonu varsa herhangi bir konuda, mesela diyelim ki kiralar yükseldi. Gördüğümüz gibi talepten dolayı kiralar yükseldi. Talep enflasyonu oluştu. Kiraların değeri çok artmaya başladı. İş gücü nerede oturuyor? Kiralık evde oturuyor. Bütçesinin içindeki kiranın payı çok yükseldi. Ne olarak gelecek size? Maaş zammı olarak, talep olarak gelmeye başlayacak. Bakın iki taraftan sıkışmaya başlıyoruz. Biz ne kadar iyi çalışırsak çalışalım, iş gücümüz burada gelirini artırmak istiyor. Tedarikçiler de gelirini artırmak istiyor. Artırmak istemiyorlar aslında, zarar etmemek istiyorlar. Ve bu bize yansıyor. Biz nereye yansıtacağız bunu? Biz de müşterilerimize yansıtmak zorunda kalacağız. İşte bunun ne kadarını yapabileceğiz? Yani müşterilere yansıtacağız ama biz müşteriye bunun tamamını yansıttığımızda müşteriler artık bize gelecekler mi? Biz çok niş bir ürün mü yapıyoruz? Biz hiç bulunamayan bir ürün mü yapıyoruz? Bizden başka yerde yok mu bu ürün? Katma değerli ürün yapıyorsak işte, kimsenin yapamadığı ya da taklit edemediği şeyler yapıyorsak bu zammı çok güzel yapabiliriz. Ama herkesin yaptığı jenerik ürün dediğimiz şeyleri yapıyorsak, yani bir şeyi alıp satıyorsak, bu zammı yapmamız çok kolay olmayabilir. O zaman da biz
%20 arttı, %20 arttı. Biz bunu %10 artırdıysak demek ki biz nakit akış açısından bir erozyona doğru gidiyoruz, aşınmaya başlıyoruz demektir. O yüzden bizim enflasyonu vesaire hepsini dikkate almamız lazım, takip etmemiz gerekir. Yani biz başka iş yapıyoruz, enflasyon beni ilgilendirmiyor, dövizim yok benim, döviz artışı, düşüşü ilgilendirmiyor diyemezsiniz. Bunun dışında kalamazsınız. Sistemin içine girdiniz bir kere. İşletme olarak sistemin içine girdiniz, o sistemin kurallarına uymak, o kuralları takip etmek durumundasınız. Yoksa sizi de sistem dışa atar. Ne yapar? Allah göstermesin. Belli bir süre idare edebilirsiniz, ondan sonra kapanırsınız. Pandemide gördük değil mi? 2 ay, 3 ay kirayı ödeyemediler. Koca koca işletmeler 2 ay kira ödeyemediler. Çünkü bunların hiçbirini dikkate almamışlardı. Yarın bir gün bir krizle karşılaşırsak ne yaparım diye düşünmemişlerdi. Yedeklerini artırmamışlardı. Kağıt üzerindeydi sadece yedekleri. O yüzden kendi yağıyla kavrulan işletmeler daha rahat ettiler. Kredi almış işletmeler biraz zorlandılar. Yedekleri hiç nakitleri olmayan, yedekleri olmayan işletmeler de kapandılar. Milli geliri takip etmemiz lazım. Bir başka takip edeceğimiz konu da finansal açıdan milli gelir. Bunu TÜİK'in aylık raporlarından takip edebilirsiniz. TÜİK birçok rapor hazırlar. İsterseniz size özel raporlar da hazırlar. Yani siz kendi sektörünüz, kendi işletmeniz için TÜİK'ten paralı rapor da alabilirsiniz her ay mesela. Yani oradaki enflasyon, oradaki bilmem ne artmasını takip etmek için. İlk raporlar isteyebilirsiniz parayla. Çok parası da yoktur onun yani. Genel enflasyonu zaten büyük açıklar ama siz içinde bulunduğunuz sektöre özgü fiyat artışlarını vesaire izlemek istiyorsanız belirli bir ücret karşılığında TÜİK'ten bu bilgileri alabilirsiniz. Burada milli gelir artışını izlememiz salık veriyoruz. Görecelidir çünkü nüfus artışının arındırmamız gerekecek bizim bunu. Yani milli gelir %10 arttı, nüfus %2 arttıysa biz aslında %8 artmışız anlamına gelir. Satın alma gücü yükseliyorsa üretim faktörlerinde gelir yükselir. Bizim dikkat etmemiz gereken şey bu. Ha ne güzel aman aman ülke gelişiyor, şeyler artıyor, satın alma gücü yükseliyor dediğinizde üretim faktörleri bahsetmiştik. Emeğin karşılığı, ücret vesaire diye üretim faktörlerinin gelirleri de artmaya başlar. Ülkede satın alma gücü yükseliyorsa ev fiyatları yükselir, kiralar yükselir, malların fiyatları yükselir. Bunlar da çalışanlar ücretlerine zam isteyebilirler. Bunları karşılıyor olmamız lazım. Elbette biz de bu sefer ne yapıyoruz? Müşterilere doğru gitmeye başlıyoruz. Ne kadar ne yapabiliriz? Buna dikkat etmemiz lazım. Üretim faktör maliyetleri ne durumda? Bunlara bakıyor olmamız lazım. Sadece kendi yaşadığımız yerdeki iş gücü vesaire değil, stratejik olarak bizim iş yaptığımız yere gelen başka sektörden bir firma da bizi etkileyebilir. O yüzden bizim üretim faktörlerini yani neler kuruluyor, sağımızda solumuzda neler var, neler yapılıyor, yeni bir yatırım var mı, bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani biz restoranı kurduk. Bir kasabadayız. Restoranı kurduk. İş gücünü aldık, çalıştırıyoruz. Belli bir ücret ödüyoruz. 1000 lira ödüyoruz işte lafın gelişi. 1000 lira ödüyoruz. Onlar memnun, biz memnunuz. Güzel çalışıyoruz. Hop orada bir fabrika kuruldu, teşvik aldı. Fabrika geldi, oraya bir üretim 1000 kişi işe alacak. Zaten kasabanın eti bunu ne ki? 1000 kişilik yatırım yaptı. Fabrika, sendikalı işte olabilir, işçilere daha yüksek ücret verebilir vesaire. Kalktı işçilere bu 1500-2000 lira ücret vermeye başladı. O zaman bu fabrika sizin sektörden değil, beni etkilemez diyemezsiniz. İş gücü fabrikaya kayabilir. Stratejik olarak buna dikkate almanız lazım. Bir, fabrikaya kayabilir. İki, kaymasa bile var olan iş gücü artık 1000 lira değil 1500-2000 lira talep etmeye başlayacaktır sizden. Bunu karşılayabilecek misiniz? Ha, güzel tarafı bu fabrika kurulursa satın alma gücünü de yükseltir. Hani sizin müşterileriniz de burada çalışanlar olabileceği için sizin geliriniz de artabilir ama bunlara dikkat etmeniz lazım. Yani stratejik olarak benim etrafımda neler oluşuyor, neler dönüyor, neler dönüyor,
onlara bakmamız lazım. Teşvikleri takip etmeniz lazım. Bu faktörlerin gelirleri ne duruma geliyor görmeniz lazım. Ülkenin dış ödemeler dengesi Leyla'nın restoranını neden ilgilendirsin? İşte gördüğünüz gibi bayağı ilgilendiriyor. Bütün sistemler tarafından ilgilendiriyor. Cari işlemler dengesi. Yine TÜİK tarafından, TÜİK'in web sitesinden izleyebilirsiniz. İstatistik kurumunun yani. Cari işlemler dengesi dediğimiz şey döviz gelirinin eksi döviz gideri farkı arasındaki farktan bahsediyoruz. İşte şimdi döviz kuru yükseliyor mesela, ciddi şekilde yükseldi. Ha, bu iyi olur deniyor mesela, değil mi? Belli bir dönem sonrasında. Çünkü ithalatımızı azaltacak bu, ihracatımızı artıracak. İşte cari işlemler dengesi fazla verecek. Cari fazla vermiş olacağız. Ama neye karşılık? Birçok kişinin belki de fakirleşmesine, enflasyona karşılık onu vermiş olacağız. Mesela ne yaptı? Merkez Bankası faiz artırdı, değil mi? Kredi faizleri yükselecek. Bankaya gittiğimizde, eğer bir bankaya gidersek, biz buradan daha yüksek kredi almak zorunda kalabiliriz. Mesela cari açık var diyelim, kredi faizi yükseldi. Ondan sonra baktığımızda kredi faizleri yükseldikten sonra faiz giderlerinde de artış olacak bizde. Mesela bize etkileyecek bu. Yani borç aldıysak biz, kredi faizleri yükselirse bizim faiz giderlerimiz de artmaya başlayacak. İş gücü maliyetlerinde bir azalma olabilir burada. Eğer şey varsa, böyle bir ekonomi, cari açık varsa, iş talep edenleri artacağı için emeğin geliri düşecektir görece olarak. Yani artmasa bile, hani düşmez emeği, şey, maaşlar genellikle, ama yani çıkanlar yerine daha düşük maaşlı insan mesela işe alma durumu olabilir. Tedarikçiler için mesela finansmanda vadelerde kısalma yaratabilir, bizi etkileyebilir. Azalan finansmanda müşteriler talep edebilir. Leyla'nın restoranı bunlardan hep etkilenecektir. Yani o yüzden bizim dış ödemeler dengesi ne oluyor, bizi hiç ilgilendirmez falan demeyin. Bunlara da bakmaya çalışın. Yani cari fazla veriyorsak bu bizim lehimizedir. Cari açık veriyorsak aleyhimizedir. Cari açık veriyorsak faizleri yükselterek döviz kurunu düşürmeyi arzu edecektir. Normal iktisattan bahsediyorum elbette. Maliye politikaları bizi yakından ilgilendirir arkadaşlar. Vergiler kimden toplanacak? Dolaylı vergiler, dolaysız vergiler. Hangi sektörlere ağır? Bakın biraz önce ne bahsettim? Sermaye şirketlerinde kurumlar vergisi oranı %20 idi. Pandemiden dolayı, pandemi nedir? Bir kriz. Maliye politikalarıyla oynadı. Ne yaptı? Sermaye şirketlerinden olan kurumlar vergisini 2021 yılı için %25'e çıkardı. 20'den 25'e. Ne yaptı? Yani diyor ki, kuruluşlardan para alayım. Bu parayı ihtiyaç olanlara aktarayım, transfer edeyim. 2022 yılı içinde %23'e indireceğim o oran dedi. Daha sonra 20'ye indirecek. Belki şu anda açıkta duruyor. Maliye politikaları bu işe yarar. Yani mesela bizden aldı, şimdi parayı alacak. Kurumlar vergisi olarak %20 yerine %25 alacak. 5 puan artmış olacak. O 5 puan da artık işte bütçeyi finanse etmek için kullanılır. Bütçenin içinde ne var mesela? Diyelim emeklilere zam yapabilir, işte memurlara zam yapabilir vesaireye zam yapabilir. Oradan kullanabilir. Buna bir transfer diyoruz. Yani bu transferi için yapabilir. Bu bize etkiler. İşte biz şirket kurduk mesela. Şirketimiz var. %20 diye kurmuştuk. Limited şirket kurduk. Abi baktık pandemi oldu. 2021'de %25'e çıktı kurumlar vergisi. Demek ki biz 5 puan daha ödemiş olacağız. Bir 5 puan ödeyince bunu tabii müşteriye de yansıtır çoğu şirket. Yani çoğu kuruluş yansıtır. Belki yani bir kereliğine yansıtmayabilir ama çok yüksek gelir elde ediyorsa bunu yansıtmak isteyecektir açıkçası. Tedarikçiler de mesela limited anonim şirket, bunların da vergileri yükseldi. 5 puan arttıysa bu 5 puanı sattıkları, bize sattıkları, Leyla'ya sattıkları ürünlerin maliyetlerini etkileyeceklerdir. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Her kuruluş yansıtmak ister. Üzerine gelen yükü yansıtmak ister. Ticaret hayatı böyledir. O yansıtmak ister, bu yansıtmak ister. Yani devlet yansıtıyor burada. Kendi üzerindeki yükü nereye yansıtıyor? Kuruluşlara yansıtıyor. Kuruluşta
bir sonraki kuruluşa yansıtıyor, muhatap olduğu kuruluşa yansıtıyor. Kuruluş da en son müşteriye gidecek. Ama müşteriye ne kadar gidebilir? Bu ne kadar buraya yansıtabilir? Yani benim aldığım birçok tedarikçi varsa bunu yansıtmayandan almaya çalışırım o zaman. Rekabet, eğer tam rekabet piyasası varsa yansıtma zorlaşır ama piyasalar oligopol piyasası dediğimiz, tekel piyasaları dediğimiz piyasalarsa, girmenin zor olduğu piyasalarsa, o aktörleri azsa o piyasalarındaki tedarikçilerin veya satıcıların, o piyasalarda hemen fiyat yansıyacaktır. Yani mesela Ereğli Demir Çelik diyelim, değil mi? Yani çelik konusunda, demir konusunda hemen hemen bunlar Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, İzmir Demir Çelik, Karabük Demir Çelik, değil mi? Bu kadar firma işte, bir elin parmakları kadar firmalar. Bir maliyet artışı olduğunda bunların hepsi ürünlerine yansıtacaktır bunları. Ortada bir rekabetten bahsedemeyiz. Finansal yönetimden bahsedelim biraz B bölümünde. Burada da finansal hedefler, faiz ve bütçeden bahsedeceğiz biraz arkadaşlar. Her işletmede olması gereken şeyler. Başarılı olmak isteyen her birey ve işletmenin hedefleri olmalı. Bunlardan biri de finansal hedefler elbette. Yani ne yapacağım ben gelecekte? Yani bunlar smart hedefler olmasında fayda var. Biz buna smart hedefler diyoruz. İngilizce specific, measurable, acceptable, realistic, timely dediğimiz. Yani tanımlı bir hedef koyacaksak bu hedef tanımlı olmalı, ölçülebilir olmalı, kabul edilebilmeli. Mantık olarak makul, gerçekçi olmalı, zamana bağlı olmalı diyoruz. Mesela hedef tanımlı olması ne demek? Kesin ve net tanımlanabilmelidir, değil mi? 2022 yılı sonunda banka kredi borçlarımın %88'ini kapatacağım. Tanımlı. Ama banka borçlarımı kapatacağım. Çok tanımlı değil. Ne zaman kapatacağım? Hangi borcumu, ne kadar kapatacağım belli değil. Hedef ölçülebilir olmalıdır. Banka borcumun %80'ini kapatacağım. Hedef alıcılar tarafından kabul edilebilir olmalıdır. Yani bir alıcı olması gerekmez de, yani kabul edilebilir bir hedeften bahsetmeliyiz. 8 ay içinde %22 net kar marjına ulaşacağım mesela. %22 kar marjına ulaşacağım. Ne zaman ulaşacağım? Ya da %1 kar marjına ulaşacağım. %1 önemli bir şey mi? Enflasyon %20 zaten. %10 neyse. Önemli bir şey değil. Kabul edilebilir değil yani. Yani bir işletmesiniz, banka sizden bilançolar istedi, hedef istedi, bir kredi alacaksınız, yapmazlar ya pek. Hani sizden gelecekle alakalı bir projeksiyon istedi. Hani siz dediniz ki biz %10 büyüyeceğiz falan, banka bunu reddeder. Yani der ki zaten enflasyon %20, %10 büyümek ne demek? Sen en az %30-40 büyümen lazım ki kar elde edebilirsin. O yüzden sizi ciddiye almayacaktır, yani bunlar iyi yönetilmiyor diyecektir. O yüzden kredi vermekten imtina edebilir. Hedef net bir takvim zamanında erişilebilir olmalıdır, değil mi? %22 net kar elde edeceğim demiyorum. 8 ay içinde elde edeceğim. 2022 yılı sonunda hedeflerimizin böyle olması lazım. Siz de, yani çalışanlarınız olacak. Siz çalışıyorsunuz bir yerde belki. Hedef verirken, hedef koyarken mutlaka bunlara dikkat edin. Yani tanımlı, net ölçülebilir, zamanı belli, tarihi belli, zaman aralıklarında isteyin bir şey. Yani bir yerine borç verdiniz, mal verdiniz, karşılığında işte ödeyecek size falan. Ne zaman ödeyeceksin? Ya işte bu yıl içinde ödeyeceğim. Şöyle şey olur mu? Hani bu yılın işte Ekim ayının 30'una kadar ödeyeceğim falan gibi kurallarınız olmalı. Hedeflerimiz bu şekilde olmalı. Faiz dediğimiz şey ne? Biz bir borç aldığımızda faiz ödüyoruz. Bankaya veya bir kimseye belli bir süre işletilmek üzere ödünç verilen paranın kullanımına karşılığında verilen bedel. Yani bir kişiye de verebiliriz, bankaya da verebiliriz. Bankaya bir para yatırdığımızda karşılığında faiz veriyor. Kullanım bedeli olarak faiz veriyor. Basit faiz dediğimiz faiz genellikle kullanılan faizdir. Faiz tutarı, bu bilinen bir şeydir, formüldür. Ana para çarpı faiz oranı çarpı vade bölü 100. Bunu her tarafa, yani bir yere not etmenizde fayda var. Her zaman karşınıza çıkabilir. Mesela 1000 TL'nin %10 faiz oranından bir yıllık faizi ne kadardır, değil mi? 1000 lira ne dedik? Ana para çarpı faiz çarpı vade. Ana para kaç lira? 1000 lira. Faiz ne kadar? 10. Çarpı ne kadar vade? 1 yıl. Bölü 100, 100 lira ediyor. Değil mi?
INRA'nın %10 faiz oranından 72 günlük faiz ne kadardı peki? Bu iyi, 1 yıllıktı da o yüzden 1 dedik buraya. 72 günlük olursa ne kadar olur faiz? O zaman da 1000 lira ana paramız var. Çarpı %10 faiz yine. Çarpı 72. Bakın dikkat edin, burada 72 artık gün. Günse demek ki aşağıya 100 çarpı 360'ı da koyacağız. Yani aşağısı ne oldu o zaman? 36.000 oldu değil mi? Koyacağız. 20 TL 72 gün. 100 lira bir yılda, 72 günde de 20 lira faizi varmış. Bileşik faiz nedir? Bileşik faiz de bu faizlerin üstüne bindirilerek devam edilen bir faiz oranıdır. Burada da bileşik faizin formülü ana para çarpı 1 artı faiz oranı üzeri n. N dediğimiz vade. Leyla restoran gelirlerinden biriktirdiği 100 bin lirasını yıllık %12 ödeyen bankaya 2 yıl süreyle yatırmak istemektedir. İkinci yılın sonunda hesabındaki para ne olur? Yani bankaya 2 yılına yatırdığında Leyla bu parayı, banka şöyle yapıyor. 1 yıl çalıştırıyor, 1 yılın üzerine faiz biniyor, faizden ana parayı topluyor, tekrar faiz çalıştırıyor. İkinci yılın sonunda da hesabındaki parayı ödemiş oluyor Leyla'ya. Leyla 100 bin lira vermiş, 2 yıllığına vermiş, yıllıkta %12 bankadan faiz alacakmış. O zaman nedir ana paramız? 100 bin lira. 1 artı faiz oranı, 1 artı 0.12 yani %12, 1 artı 12 üzeri 2. Neden 2? Vade 2 yıl. 3 yıl olsaydı 3 olacaktı bu. Çarpıp bölümümüzde 125.440 lira. Yani 100 bin lira yatırıyorsam, Leyla 100 bin lira yatırmış. 2 yıl sonrası için %12 faiz alacak. 2. yılın sonunda faiz ile beraber alacağı para 125.440 TL olacak. Reel faiz de bize için önemli bir şey olabilir. Kullanmamız gereken şey olabilir baktığımızda. Reel faiz nedir? Nominal faizin enflasyonun bölümüdür. Yani gerçek net faiz ortaya çıkarmak için. Bu da ne demek? 1 artı nominal faiz böyle 1 artı enflasyon oranı demek aslında. Çok basit bir şey. Yıllık %10 enflasyon var. %15 de faiz oranı varsa bu ülkede. Reel faiz oranı nedir? 1 artı 15 bölü 100 bölü 1 artı 10 bölü 100, yani faiz oranı bölü enflasyon oranı x'li 1 0,04. Şimdi Türkiye'de mesela nedir faizler? Yıllık 15 civarında reel olarak, nominal olarak 15 civarında. Enflasyon ne? Enflasyon %19.9 diyorlar. Yani kayıtlı olan enflasyon bu. Yani insanların hissettiğini daha farklı şeyler söylüyor. 35 diyen var, 40 diyen var, 50 diyen var. Yani biz %15 enflasyon var. Burası da fayda da %10 değil aslında, %20 olarak düşünün. O yüzden negatif faiz, yani reel faiz negatif aslında Türkiye'de değil mi? Buna dikkat edelim. Yani %15 faiz veriliyor olması bizim avantajımıza değil. Net bugünkü değerle karşılaşabiliriz. Mesela Leyla yıllık %10 faizden 72 gün borç, 72 gün sonra 1020 lira olarak ödeyeceği bir borç almış. Borcun bugünkü değeri nedir diye baktığımızda net bugünkü değer, gelecekteki değer, gelecekteki bir değerden bahsediyoruz. Gelecekteki değer böyle 1 artı faiz oranı çarpı vade dediğimiz formülden gidersek Leyla 72 gün sonra 1020 lira olarak ödeyecekmiş bir şeyi, bir borcu. 1020 lira bölü 1 artı 10. Nereden? Faiz %10. 10 bölü 100 faiz oranı çarpı 72 gün sonra. Bir yıl sonra değil. 72 bölü 360. Bir yıl sonra deseydi 1 derdik buraya o zaman. Değil mi? Ama 72 gün sonra dediği için 72 bölü 360'ı bir yılı almamız lazım. Gün olarak almamız lazım. Buradan da 1000 lira. Aslında bu 1020 lira olan tutarın 72 gün sonra 1020 lira olan tutanın %10 faizden bugünkü değeri 1000 liraymış. İskonto dediğimiz olay vardır bir de. İskontoya da bakabiliriz. İskontoda vadeli değer bölü 1 artı faiz oranı vadedir. Aslında şeye benziyor değil mi? Yani net bugünkü değere benziyor. Leyla restoranın paraya olan ihtiyacı nedeniyle elindeki vadesine 3 ay kalmış 75 bin liralık senedini kırdırmak istemektedir. Leyla senet almış karşılığında 75 bin liralık. Vadesine de daha 3 ay varmış. Tahsil edemeyecek. Bu senedi kırdırmak istemektedir. İskonto oranı %20 olduğuna göre
senedin peşin değeri ne olacaktır? 75 bin liraydı değil mi senedimiz? 75 bin lira vadeli değer 75 bin liraydı. 1 artı faiz oranı ne? %20 olduğuna göre iskonto %20. %20 bölü, 20 bölü 100, 0,20 yani çarpı. Vadeye de 3 ay kalmış. Bir yıl olsaydı burası 3 bölü 12 değil de 1 olacaktı. Ama 3 ay kalmış vadesine. 3 bölü 12. Bir yılda 12 ay var. 3 ay kalmış. 3 bölü 12 dediğimizde 71 bin lira, 71.428 lira peşin değeri vardır. Bu senenin de yani 71.428 liradan daha yüksek aslında kırdırabilirse bu senede daha iyi olur diye düşünebiliriz burada. Bütçe konusuna girersek, devletin bir kuruluşun, bir ailenin, bireyin ileriye dönük olarak tasarladığı, planladığı, gelir ve giderlerini planladığı bir tablo olarak görebiliriz biz bütçeyi. Ayrıntılı bir çizelge olarak görebiliriz. Gelir bütçemiz vardır, gider bütçemiz vardır. Bunların birleştiği şeyi biz konsolide bütçe deriz. İkisini de takip etmemiz lazım arkadaşlar bizim yaptığımız bütçelerde. Şöyle bir bütçe yapabiliriz mesela. Gelirlerimizi koyarız, brüt gelirlerimizi. Leyla'nın restoranı mesela bu. Leyla'nın restoranının efendime söyleyeyim 2021 yılı sonundaki diyelim bu biz bütçeyi Aralık başında Ocak başında yapıyoruz. Aralık sonunda, Ocak başında yapıyoruz. 2021 yılı bitmiş. Leyla'nın restoranında 225 bin lira ciro elde etmiş. Diyoruz ki biz gelecek yıl hangi aylarda hangi gelirleri elde edebiliriz? Bunları koyuyoruz. Nerelerden? Benim restoranım var diyorum. Restoranın içinde kafe var, bar var diyorum ayrıca. Bunların da gelirleri var. Bunların gelirlerinin toplamı bakın 10 bin, 7 bin, 8 bin, 25 bin. Gelirlerin toplamı bu oluyor. Toplamda da ben 362.500 lira gelir elde etmek istiyorum. Bir sonraki sene ne zaman? 2022 yılında %61 artış. Güzel, makul yani olabilir. Bunların tabii ölçülüp biçilmesi gerekiyor. Yani enflasyon %20, 30, 40 ise ben %60 elde ediyorsam iyidir. Bakalım nasıl yapacağız bunları. Bu gelirlerden de bir kısım indirimler işte bilirsiniz restorana gittiğinizde bazı indirimler yapılır, iskontolar yapılabilir vesaire. Bunlar da olacak diyoruz. İskontolar, satışlardan indirimler, işte kafeden, restorandan, kafeden, bardan yapılacak indirimler de bunları geçmesin anlamına geliyoruz. Diyoruz biz bunu. Bütçe yapmamızdaki kasıt bu. Buradan net satış gelirine geliyoruz. Yani brüt satış gelirinden satışlardan indirimleri çıkardığımız zaman net satış gelirine ulaşmış oluyoruz. Aslında bu bir gelir tablosudur. Yani bütçe dediğimiz şey de bir gelir tablosudur. Sonra biz satılan malın maliyetine bakıyoruz arkadaşlar. Restoranımızda satılan malın maliyeti neymiş? Satılan malın maliyeti dönem başı stok artı dönem içi alışlar eksi dönem sonu stoktur. Her birinde bak dikkat ederseniz zaten birinin dönem sonu stoğu diğerinin dönem başı stoğudur. Dönem sonu stoğu dönem başı stoğudur. Restoranımda satılan malın maliyeti bu olacak. Kafede satılan malın maliyeti bu olacak. Barda satılan malın maliyeti bu olacak demişim. Toplamı da 56 bin lira olacak. Yani 213.750 TL gelir elde edeceğim. Nereden? 56 bin liralık malın maliyetinden. Bunu sattığımda ve buradan ben brüt satış olarak 157.750 lira kâr elde etmiş olacağım. Bunun da işte restorandan bu kadar, kafeden bu kadar, bardan bu kadar olmuş olacak diye düşünüyorum. Bunları işte kurguluyoruz. Ne olmalı, ne olmalı, ne olmalı diye bakıyoruz, kurguluyoruz. Bakın brüt satış kârı, yani satışımız %61 artarken brüt kârımızı %71 artmış. Demek ki maliyetleri daha az artırmışız. Yani burada avantajlı bir duruma geçiyoruz. Bakalım bunu koruyabilecek miyiz? Bu bizim gelir bütçemiz. Bir de bizim şeyimiz var. Bunun yanında, gelir bütçemizin yanında bir de bizim gider bütçemiz olacak elbette. Bir de giderler yapacağız bu şey gelirlere karşılık. Bu yukarıdakileri bir öncekinde yapmıştık. Mesela yapmıştık yukarıda gelirlerimizi. Burada bir de faaliyet gelirlerimiz olacak bizim. Bu işletmeye göre değişen giderlerdir biliyorsunuz. Hani her işletmede olmayabilir ama olabilir de. İşte kiminde eğitim azdır, kiminde çoktur. Ama her yerde personel ücret ve benzerleri vardır gibi en büyük rakamı da bunlar oluşturur genellikle.
giderler içindeki. İşte diğer bir sürü gelir tiplerimiz vardır. Muhasebeciniz bu konuda yardımcı olacaktır. Size zaten yapacaktır. Finansman giderlerimiz olabilir. Bakın burada mesela bizim 2021 yılı sonunda 40 bin lira olmuş toplam finansman giderimiz. Yani faiz falan ödemişiz. Fakat daha bitmemiş. Ne zaman bitiyormuş? Ocak ve Şubat'ta bitiyormuş 2022'nin. Ondan sonra sıfırlıyormuşuz. Güzel. Yani olmayacakmış ondan sonra da. Amortisman giderlerimiz olabilir. Aldığımız maddi duran varlıklar için amortisman gelirlerimiz olabilir. Bunları planladığımız şeyi de biz gider bütçesi diyoruz. Yani burada da biz faaliyet kârına ulaşmaya çalışıyoruz. Brüt kâr, bir üstteki de bir öncekinde oluşturmuştuk brüt kârı. Burada giderlerimizi koyduk. Giderleri koyduktan sonra da biz faaliyet kârını, faaliyet giderlerini koyduktan sonra, düştükten sonra brüt satış kârından, faaliyet kârlı giderlerin düştükten sonra da faaliyet kârını bulmuş oluyoruz. Burada negatif olmuş 2021 yılının sonunda ama giderek bakın kâra doğru geçmeye başlamışız. Bunun ikisinin birleştiği duruma da biz konsolide bütçe diyoruz. Yani iki önceki slayttaki gelirler ve bir önceki slayttaki faaliyet giderlerini yaptığımız zaman biz nereye geliyoruz artık? Vergiden öncesi kâra geliyoruz. Kâr varsa vergi hesaplıyoruz. Kâr yoksa vergi hesaplamıyoruz. İşte vergi sonrası net kâra gelmiş oluyoruz burada da. Bu bütçeyi yapmalıyız arkadaşlar. Bu kadar kalabalık olmasına gerek yok. İşletmeniz büyüdükçe ama artmaya başlayabilir elbette yapacağınız giderler. Kalemler artmaya başlayabilir. Bu kalemler artmaya başlayabilir. Ama eğer sizin işletmenizin içinde belirli kar merkezleri varsa, mesela burada Leyla'nın restoranında bir restoran var, bir kafesi var, bir de barı var. Demek ki bu üçünü ayrı takip etmek daha iyi olacaktır. Neyi görebiliriz burada? Restoran mı bana daha çok kazandırıyor, kafe mi kazandırıyor? Restoranın mı gideri çok, barın mı gideri çok gibi şeyleri görebiliriz. O açıdan bize faydalı olacaktır kar merkezlerini de takip etmek. Bütçeyi yaptıktan sonra bunu raporlamamız lazım. Belirli dönemlerde kendimize raporlamamız lazım. Ya da raporlanmasını istememiz lazım. Eğer işletmemiz artık büyüdüyse, insanlar varsa. Burada mesela bütün şeyleri örnek olarak gösteriyorum. Bütçe kalemlerini karşılaştırmalı olarak değişimleri gösterecek şekilde raporlar istememiz lazım. Örneğin Ocak 2021 sonu geldi. Biz Ocak 2021 bütçesini karşılaştırıyoruz. Neyle karşılaştırıyoruz? Bir, bütçeyle karşılaştırıyoruz. Fiili durum. Ocak geldi, Ocak sonu, 2021 sonu Ocak geldi. Ocak'ta 115 lira olmuş. Bütçe olarak 110 lira belirlemişiz biz Ocak'ta. Önceki dönemi de yani geçen yılın Ocağında da 90 liraymış bu gider, personel gideri. O yüzden değişim neymiş? Cari döneme göre değişim 0. Bütçe şeye göre 2021 bütçesine göre Ocak bütçesine göre %20 %4,5 artış var. Önceki döneme göre de %28 artış var giderlerimizde. Bu bizi biraz uyandırmalı bu raporlamada. Demeliyiz ki bir kere bütçeye göre biz saptık. Biz Ocak için 110 lira belirlemiştik, 115 lira çıkmış. Neden diye sormanız lazım. Geçen seneye göre 128 artmış personel gideriz. Personel mi işe aldık? Personel sayılarımız aynı mı? Yoksa personel mi arttı? Personel artmadıysa ne oldu da biz bu kadar zam mı yaptık? Hani %19'du, 20'ydi enflasyon. Biz 128 mi yaptık bir yıl içinde? Bunlara bakmamız lazım. Bize bunları gösteren şey raporlamasıdır. Yani bütçeyi yapıp bırakmanız bir şey ifade etmez. Bunun raporlanması gerekir. Raporlama da cari durum, bütçe ve bir önceki dönem olmalı arkadaşlar. İkisini, üçünü birlikte karşılaştırmalısınız. Finansal tablolarımız var. Kanunen de istenen tablolardır bunlar. Bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti, fon akım, nakit akım, kar dağıtımı, öz kaynak değişim tablosunun bir kısmı kurumsal işletmeler için gereken tablolardır. Baktığımızda bunlara bizim ana tablolarımız bunlar. Bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti tablosu, ana tablolarımız. Bilanço bizim iki tarih arasındaki hareketi gösteren
tablodur. Bir aslında statik bir finansal tablodur. Bilanço bir fotoğrafı gösterir, fotoğraf çekilmiştir. Şak diye bir anı gösterir sadece. Gelir tablosu ise hareketi bir video gibi düşünebilirsiniz, bir film gibi düşünebilirsiniz. Hareketi gösterir, daha dinamik bir finansal tablodur. Yani siz bilanço üzerinde kar görebilirsiniz ama o karı siz toplam kasada göremezsiniz, nakit olarak göremezsiniz. Gelir tablosu ise tüm gelir gideri gösteren şeydir, dinamik bir tablodur. Satışların maliyet tablosu da öyle. Gelir tablosundaki satılan malın maliyeti kısmını gösteren ayrıca bir tablodur, detaylı tablodur. Ek finansal tablolar da demin gösterdiğimiz tablolardır. Burada nakit akım tablosu da bizim işimize yarayan bir tablodur açıkçası. O da önemli bir tablodur. Ama diğer tablolar sizin çok kullanacağınız, kullanmak isteyeceğiniz tablolar olmayabilir. Bazı durumlarda ihtiyaç durur. Muhasebeciniz zaten bunları sizin için yapar. Baktığımızda bilançoya, bilanço dediğimiz olaya, bilançomuz da bizim bilançomuz varlıklar ve kaynaklardan oluşur. İkisi birbirine eşittir. Yani biz varlıkları kaynaklarla finanse ederiz. Bu borç olabilir, kısa vadeli, uzun vadeli borç olabilir ya da öz kaynak dediğimiz şeyler olabilir. Değil mi? Buna bakıyoruz. Mesela Leyla 6 aylık banka kredisiyle 10 bin liraya sanayi tipi ocak almış. Burada ne olacak? Burada ne olacak o zaman? Varlıklar, maddi durağan varlıklar 10 bin lira borçlu. Sanayi tipi ocak aldı, maddi durağan varlık. Burası 10 bin lira arttı. Varlıklar kısmı 10 bin lira arttı. Kaynaklar kısmı da 10 bin lira arttı. Nasıl almıştı? Banka kredisiyle almıştı değil mi? Kaynaklar da 10 bin lira. İşte 10 bin lira kredi 2 yıllık, 3 yıllık falan filan gibi olabilir. O zaman hepsi girmez buraya. 6 aylık banka kredisi aldığı için yıl içine girecektir bu. Yıl sonuna baktığımızda 10 bin lira burası arttı, 10 bin lira da varlık kaynaklar arttı. Yani ikisi birbirine eşit gider sürekli. Birinin karşılığı diyelim bedelidir. Bilançodan takibimiz bu şekildedir. Hareket önemlidir bilançoda. Bunlar nereye gidiyor? Yıllar itibariyle nereye gidiyor? Onlara bakacağız birazdan. Gelir tablosuna baktığımızda gelir tablosu daha bunu hatırlarsınız hemen biraz önce gördüğümüz bizim finansal tablolar kısmında bütçe kısmında gelir ve gider bütçesi yapmıştık. Oradan da konsolide bütçeye gitmiştik. Hemen hemen aynısını görüyorsunuz değil mi? Yani onun yıl sonu değeri sadece. Orada biz ay 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 bakmıştık. Bu da yıl sonu değeri. Yani satış gelirleri, maliyeti, brüt kar. İkisi arasındaki fark brüt kar. Genel yönetim giderleri vesaire, faaliyet giderleri, faaliyet kârı. Çıktıktan sonraki giderin faaliyet kârı. Finansal gelirler, finansal giderler çıktıktan sonra vergi öncesi kâr. Vergi hesaplandıktan sonra da vergi sonrası net kâra ulaştığımız bir gelir tablosundan bahsediyoruz. Gelir tablosunda da hareket önemli. Nereden nereye gideceğiz? Satışlar nereden nereye geçiyor? Maliyetlerimiz nereden nereye gitmiş? Kârımız nereden nereye gitmiş? Satışların maliyeti tablosuna da bakabiliriz burada. O da ayrı bir tablodur. O gösterdiğimiz satışların maliyeti kısmının detaylı olarak inceleyen bir tablodan bahsediyoruz burada da. Burada Leyla'nın restoranı satış gelirleri vardı. Satışların maliyeti vardı. İşte satışların maliyetini izlediğimiz yer bizim burası. Neyimiz var? Direkt ilk madde ve malzeme giderimiz var. Mesela bir restoran için bunlar nedir? İşte domates, soğan, zeytinyağı vesaire girdiler. Değil mi bunlar direkt ilk madde, malzeme? Peki işçiliklerimiz var, aşçımız var, vesairemiz var. Bunların maliyetleri var. Bunları da alıyoruz, maliyeti ekliyoruz. Bir de genel üretim giderlerimiz var. Yakıt harcıyoruz, enerji, elektrik harcıyoruz, doğalgaz harcıyoruz vesaire. Bunları da ekliyoruz. Böylece bizim satılan mamulün maliyetine ulaşıyoruz. O zaman biz bunun üzerine bir kar koyarak satış fiyatını oluştururuz ve ürünün tabak fiyatlarını Leyla'nın restoran olarak koyabiliriz. Maliyetlerimizden bir habersek koyduğumuz satış fiyatı bizim tahmini fiyatlarımız olabilir ancak. O yüzden üretim maliyetlerini hesaplarken satış maliyeti, satışların maliyeti tablosu da bizim için faydalıdır. Biz sigorta acentesiysek buna gerek yok elbette yani. Bir üretim işletmecisiysek girdilerden girdileri alıp onları proses edip başka bir ürün çıkartan, onu müşteriye sunan bir işletmeysek yani domatesi, soğanı, biberi alıp
onu aşçılıkla birleştirip, bilgiyle birleştirip menemen yapıp sunuyorsak eğer, farklılaştı ürün, o zaman bizim menemen fiyatını belirlemek için, tek sattığımız ürün menemen diyelim, menemen fiyatını belirlemek için böyle bir tabloya ihtiyacımız olacaktır. Burada domatesin fiyatı, ne kadar domates kullandık, ne kadar biber kullandık vesaire, ne kadar aşçılık, aşçıya 1000 lira maaş veriyoruz 30 gün için, şu kadar saat için, aşçı bir menemeni kaç dakikada yapıyor, bize maliyeti nedir? Biz bir menemen, bir tabak menemen yapmak için ne kadar doğalgaz harcıyoruz, ne kadar elektrik harcıyoruz? İşte hepsini topladığımızda atıyorum 12 lira 75 kuruş çıkıyor. Demek ki bizim menemenin tabağını, porsiyonunu 12 lira 75 kuruştan az satmamamız gerekiyor, değil mi? Daha bunun diğer giderleri var. Kirası var, bilmem nesi var. Onları da koyduktan sonra, yani şurada daha bir sürü giderler var. O giderler de devreye girince biz atıyorum menemenin porsiyonunu 20 lira diyoruz. Oradaki giderlere uygun olarak zarar etmemek için. Burada Leyla'nın yine nakit akım tablosu var gördüğünüz gibi. Bizim hep işletmemize giren ve çıkan nakitleri dikkate aldığımız bir tablo, nakit akım tablosu. Mesela müşterilerden 315.150 lira elde etmişiz. Girmiş. Tedarikçilere yapılan ödemeler 151 bin olmuş, çıkmış eksi, değil mi? Giderler için ayrıca ödemeler yapmışız 88 bin lira. Bir de ayrıca vergi ödemiş 8.750 lira. Bunların hepsi art 315 bin, eksi 151 bin, 88 bin, eksi 8.750 lira, 77.400 lira faaliyetlerden yaratılan nakit akış olmuş artı olarak. Peki yatırımlar yapmışız. Onlara bir de nakit gitmiş gelmiş falan. Maddi duran varlık satışı yapmışız. 11 bin lira atıyorum. Ocak almıştık ya mesela, eskisinde sattık diyelim. Para girdi. 11 bin lira. Vadiye kadar elde tutulacak menkul kıymet alışı varmış. 17 bin lira çıkışı olmuş. Yine maddi duran varlık almışız. O yeni şeyi almıştık mesela atıyorum, maddi duran varlık. Onu diyelim nakit aldık diyelim. Yani şimdi krediyle almıştık, olmaz o burada. Ama nakit aldık diyelim. 54 bin lira da nakit ödemişiz onun için. Maddi olmayan varlık satışından da 4 bin lira elde etmişiz. Bunun da toplamı eksi 56 bin lira ediyor bu sefer de. Çıkışlar fazla burada da. 77 bin girdi, 56 bin çıktı. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına baktığımda uzun vadeli banka kredi ödemesi yapmışız o yıl için 7 bin lira. Çıkış olmuş. Kâr payı ödemesi yapmışız ortaklarımıza 6 bin lira. Çıkış olmuş. Faiz ödemişiz 11.400 lira çıkış olmuş. Demek ki 24.400 lirada bir çıkışımız daha var. 56.000 de var. Bu da var. Ama şu kadar da bir girişimiz var. Üçünün toplamı 3.000 lira net azalışla karşılaşmışız. Dönem başında da kasamızda, yani 9.000 lira varmış. Dönem başında kasamızda 9.000 lira varmış. 3.000 lira faaliyetlerden çıkış olmuş. 6.000 lira kalır geriye. Demek ki bizim dönem sonunda kasayı açtığımızda dönem sonunda görmemiz gereken nakit tutarı 6 bin liradır. Burada nakit akım tablosu da bize bunu verir. Finansal analize biraz baktığımızda, bu da deminki finansal tabloların aslında analiz edilmesinden oluşuyor arkadaşlar. Eğer ortada finansal tablolar varsa bunların analize ihtiyacı vardır. Yoksa finansal tablo yapmanın da bir anlamı yok. Bunlar da oranlar analizi, dikey analiz, yatay analiz olarak dikkate alıyoruz, işliyoruz. Bunlara baktığımızda deminki bilançodan çıkan oranlara baktığımızda bizim nakit oran, likit oranları, verimlilik oranları, karlılık oranları olarak bunları izlememizde fayda var. Cari oran dediğimiz döner varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölümüyle oluşturuluyor. Burada aslında borçları ödeme gücünü görüyoruz işletmenin. Önemli olan burada çıkan rakam değil. Yani sektörlere göre de değişir ama hareket nereye doğru, eğilim nereye doğru gidiyor. Buradan gördüğümüz gibi 1.41'den 1.23'e doğru gerilemiş. Demek ki borçları ödeme gücü azalmış. Ya borçları artmış ya dönem varlıkları azalmış anlamına gelir burada. Asit test oranında döner varlıklar çok hemen nakde dönüştürülebilir varlıklar değildir. Buradan stoklara çıkarız. Çünkü stoklar hemen nakde döndürmek kolay değildir. Stoklar çıktıktan sonraki dönem varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları oranına bakarız. Burada da bir gerileme olmuş.
Burada da stoklar biraz daha fazlaymış belki de. Nakit oranına bakarız. Bu da artık hazır değerler. Eldeki nakit ve menkul kıymetler. Menkul kıymetler de hemen. Yani hızlıca paraya çevrilebilir şeyler. Para ve hızlıca paraya çevrilebilir şeylerden bahsediyoruz. Bunların kısa vadeli yabancı kaynakları ödeme gücü nedir? 0.43'ten sonra bu yükselmiş bakın. Ha, güzel. Yani elimizdeki nakitle vesaireyle borçlarımızın yarısını ödüyoruz demektir. Hani yarısını ödeyebiliyoruz demektir. Çok fazla elde nakit tutmak da iyi bir şey değildir. Hiç nakit olmaması da iyi bir şey değildir. Bu dengeyi korumamız lazım. Enflasyonist ortamda çok fazla nakit tutarsanız elinizde o para aşınmaya başlar. Yani bunun başka açıklaması yok. Enflasyonist durumlarda elde mümkün mertebe nakit tutmamaya bakmak lazım. Mala yatırmak, işte başka getirilere yatırmak vesaire gibi yerlere plase etmemizde fayda var. Verimlilik oranlarına baktığımızda stok devir hızına bakmamız fayda olur bizim işletmemizde. Malların, stokların ne kadar sürede satışa döndüğünü gösterir. Raftaki stoğun ne kadar sürede döndüğünü gösterir, satışa geçtiğini gösterir. Önemli bir şeydir. Yüksek olması beklenir. Yüksek olması nakit giriş hızını arttırır burada. Bakın burada stok devir gün sayısı, burada stok devir hızıydı, burada stok devir gün sayısı. Yani burada çıkan hızın 360'a bölümü, 360'ın bu hıza bölümü. 107 günmüş, 106 güne düşmüş. Güzel yani. Fazla şey değil, 106 günde dönüyormuş. Ama mesela biz bunu 107 günken stok devir hızını öyle bir yükselttik ki, yani satışlarımızı arttırdık, 50 güne düşürdük. O zaman ne anlama gelir? 107 günde nakde dönen mal 50 günde dönmeye başladı. Değil mi? Böyle bir duruma geçmiş oluruz. Bu da bize nakit akışı sağlar. Bunun takibi önemli bir şeydir. Ama aynı şekilde alacak tahsilat hızını da takip etmemiz lazım. Borç ödeme hızını da takip etmemiz lazım. Burada bizim için önemli olan şey borç ödemesiyle nakit ödemesi arasındaki şeye dikkat etmemiz lazım. Kendimi küçülteyim arkadaşlar bir dakika. Burada önemli olan konulardan birisi borç ödemesiyle alacak tahsilatı arasındaki ilişki. Borçların geç ödenmesi alacakların erken tahsili nakit gücünü artırır diyorum. Bakın burada dikkat ederseniz borç ödeme eksi alacak tahsil gün sayısı farkı. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Yani bunun içinde zaten alacak tahsil gün süresi borç ödeme gün sürelerini çıkarıyor olmanız lazım. Ama borç ödeme eksi alacak tahsil gün sayısı farkı bizim borçların geç ödenmesi alacakların erken tahsilatını gösterir ki bu şu demektir. Ben borçlarımı daha uzun sürede ödüyorum, alacaklarımı daha kısa sürede tahsil ediyorum. Bu ne kazandırır bana? Bir nakit akışı kazandırır, değil mi? Güzel bir döngü kazanır. Tersi durum ne yapar? Alacaklarımı daha geç tahsil ediyorum, borçlarımı daha kısa sürede ödüyorum. Yani bu o zaman bizim aşındırmaya başlar. Nakit akışımızı aşındırmaya başlar. İyi bir şey değildir. Bunu görmüş oluruz. Yani bu negatifse o zaman başımız belaya girmeye başlıyor demektir. Net karlı kar marjlarını da izleyebiliriz. Kar marjı dediğimiz nedir? Brüt kar marjı. Brüt karın satışlara bölümü. Faaliyet kar marjı dediğimiz faaliyet karının satışlara bölümü. Bunları da izleyerek hareketlere bakabiliriz. Artması isteriz hepsinin. Düşmesi bize bazı sorular sormamıza neden olur, neden düşüyor diye bakarız. Örneğin brüt kar marjı artıyor olabilir, faaliyet kar marjı düşüyor olabilir. O zaman ne demektir bu? Faaliyet giderlerimiz artmıştır, daha fazla artmıştır gelirlerimiz. Bu da bize uyarı vermiş olur. Bunlara biz oranlar analizi diyoruz arkadaşlar. Bir de dikey analiz var yaptığımız. Dikey analizde bizim mesela bilanço, gelir tablosu olabilir. İkisinde de yapabiliyoruz. Bunları izleyebiliyoruz. Şöyle yapalım. Yine kendimizi. Burada bakın nakit benzerleri. Nakit ve benzerleri bölü toplam varlıklar 69 bin liramış. Toplama böldüğümüzde 328 bin lira. Bunların içindeki paylara bakıyoruz. Paylar ne durumda dikey analizde? Yani
nakit ve benzerlerinin toplam içindeki payı nedir diye bakıyoruz, 150 bin lira. Ticari alacakların toplam içindeki payı nedir? 95 bin lira bölü 328 bin lira %29'dur. Bu paylar nereye hareket ediyor? Bakmamız gereken şeylerden biri bu. Yani %29'dan %27'ye düşmüş. %21'den %27'ye çıkmış içindeki pay, aldığımız pay. Demek ki nakit ve benzerlerimiz yükselmiş. Ya da kaynaklar düşmüş, yani toplam kaynaklar düşmüş, tutarı düşmüş. İkisinden biri anlamına gelir. Dikey analizde biz herhangi bir kalemin toplam içinden aldığı paya bakıyoruz. Ama bunları karşılaştırmalı yapmamız gerekir. Yani bir senenin sadece buranın, bu sütunun verdiği rakamlar bize çok şey ifade etmez. Yani eder tabii ki, payları göstermesi açısından eder ama asıl olan bu iki dönemin karşılaştırmasıdır. Yatay analiz diyoruz bir de. Yatay analiz nedir? Bu kalemlerin artış oranlarıdır. Bir öncekinde paylara bakıyorduk, içindeki paya bakıyorduk. Şimdi şu ikisinin artışına bakıyoruz arkadaşlar. Şu ikisinin, iki kalemin artışına bakıyoruz. Yani bu ne demektir burada? Dönem varlıklarımız 227.800 Türk lirasıymış. Dönem sonunda 324 bin lira olmuş. %42 artmış. Değil mi? Bakmamız gereken şeyler bunlar. Burada da işte biz, ya bunlar artarken bunlar düşmüş. Güzel bak, biz finansal borçlarımızı azaltmışız. Ama bunun yerine dönem varlıklarımızı arttırmışız. İşte burada alacaklarımızı arttırmışız. Bunları azaltsak daha iyi olur aslında. Kısa vadeli borçlarımızı arttırmışız. Yani uzun vadeli borçlarımızı düşürürken dikkat etmemiz gereken konulardan biri. Uzun vadeli borçlarımızı düşürmüşüz. Oh ne güzel, alkışlıyoruz kendimizi. Fakat kısa vadeli borçlarımızı arttırmışız. Yani iyi bir şey yapmamışız aslında. Yani ve diğerlerinden daha da fazla artmış kısa vadeli borçlarımız. Bu ileride bize ne olacak? Böyle bir tablo karşınıza geldiğinde bu firmanın bir dönem sonra bunların faizini ödemeye başlayacağını düşünebilirsiniz. Onlar da gelirlerini azaltacaktır açıkçası. Demek ki bir işletmede kısa vadeli finansal borçların uzun vadeli finansal borçlardan daha az olmasını isteriz. Yatay analiz de bize bu karşılaştırmayı yapmamızı sağlıyor. Yatay analizi de gördükten sonra arkadaşlar finansal kaynak ihtiyaçları bölümümüze geçiyoruz. Burada bizim işletmemizi kurduktan sonra ya da işletmemizi çalıştırırken ihtiyaç duyduğumuz kaynakları nasıl temin edebiliriz? Bunlara bakacağız biraz da. Finansal kaynakları belli yerlere ayırıyoruz biz. Bir kafamızda skala oluşturabiliriz. Sıfırdan yüze doğru temin güçlüğü ve finansman gideri açısından baktığımızda çevresel destek, teşvikler, melek yatırımcılar, kadın girişimci kredileri, Exim Bank kredisi, yatırım kredisi, banka kredilerini kaynak olarak kullanabiliriz. Bunların finansman gideri ve temin kolaylığı olarak dikkate aldığımızda, mesela banka kredilerinin finansman gideri fazladır bu skalaya göre. Temin kolaylığı da biraz düşüktür. Ama en kolayı nedir? Çevresel desteklerimizdir. Yani anne baba, etrafımızdan aldığımız destekler olabilir, teşvikler olabilir. Giderek artmaktadır gördüğünüz gibi banka kredisine doğru temin zorluğu artmaktadır. Mesela çevresel destek nedir? Ailemiz olabilir bu. Herhangi bir ailemizden kişiler olabilir. Ya da mesela bazı konularda girişimci kadınlara destek veren alanlar var, yerler var. Mesela EZCO'nun, efendime söyleyeyim, orada iş yaparsanız kadın girişimcilere destekleri var. Trendyol'un bazı destekleri var. Mesela kadın girişimcilere özel pozitif ayrımcılık yaptığı. Hepsi burada kovum var, ne bileyim sahibinden kovum var falan gibi e-ticaret sitelerinin kadın girişimcilere sağladığı bazı finansal olanaklar var. Bunları kullanabilirsiniz finansal tercihler olarak. Teşviklerden faydalanabilirsiniz. Bu konuda COSGAP'in bayağı teşvikleri vardır. Aile Sosyal Politika Bakanlığı'nın, COSGAP'in, KAGİDER'in, KGF, Kredi Garanti Fonu'nun konuda destekleri var. Bunların web sitelerine girerek gerekli detayları öğrenebilirsiniz buralardan.
Kadın girişimcilere özel, kadınlara özel destekleri vardır. Tüm işletmelere olduğu gibi. Yaptığınız işle bağlantılı olarak melek yatırımcılarla bağlantı kurabilirsiniz. Burada bir iki örnek veriyorum. Hani web sitelerine girer bakabilirsiniz. TR Angels, işte Aslanova Capital gibi. Ama yaptığınız işin elbette bu startup'a uygun çalışmalar olması gerekiyor ki buralardan destek alabilirsiniz. Melek yatırımcılar genellikle size ortak olarak sermaye sağlayacaklardır. Sermayenin karşılığında da bir faiz almak yerine şirketinize belli bir oranda ortak olacaklardır. Bu şekilde finansman kadın girişimci kredileri var. Bankaların kadınlara özel açtığı krediler var. Burada birkaç örnek verdim. Diğer bankaların da vardır mutlaka. Bunları inceleyebilirsiniz. Kadın girişimci kredileri belki daha ucuz, daha uygun olabilir sizin için. Eğer ihracat yapıyorsanız Exim Bank kredilerini önermek isterim. Bu kredilerden faydalanabilirsiniz. İhracata yönelik işlemler yapıyorsanız. Web sitesine girdiğinizde faiz ve kâr payı oranları diye tıkladığınızda buralarda size kredi türlerini seçerek ne tür finansman sağlayabileceğiniz ve bunun karşılığında ne ödeyeceğiniz size açıkça belirtilir. İhracatla uğraşıyorsanız bunları kullanabilirsiniz, faydalı olacaktır. Yatırım kredileri var bankaların. Makine ve benzeri alımlar için kullanabilirsiniz. Bu amaçla hemen hemen tek bir bankayla çalışmanız daha iyi olur. Yani burada örnekte İş Bankası olsun söylemiyorum ben. Bir bankayla çalışırsınız. Bütün işlemlerinizi oradan yürütürseniz size bu konularda daha fazla olanak sağlayabilirler. Yani mevduatınız da oradadır. Diğer çek işlemleriniz de oradadır. Yatırım krediniz de oradan alırsınız. Açık finansmanı da oradan alırsınız vesaire. Böylece sizinle daha iyi bağlantılı olur. Ama birçok bankayla farklı farklı konularda çalışırsanız herhangi bir konuda yoğunlaşmak istediğinizde banka sizi daha zayıf görecektir. Birbirlerini gördükleri halde sizi daha zayıf görecektir. O yüzden her işleminizi tek bankayla yapmaya çalışın. Bunlar da daha tabii kurumsal bankalar olsun, daha güvenilir bankalar olmasında fayda var. Bankadan doğrudan kredi alabilirsiniz. Bankadan aldığınız kredilerde dönem sonunda faiz ödersiniz. Bir de yatırım bank şey var, katılım bankaları vardır. Katılım bankaları da aslında bankaların yaptığı, ticari bankaların yaptığı her işi aslında yapar. Bunlar da mal bedeli artı banka kârı diye verir vade sonunda. Hani faiz almak yerine bankanın kârı gibi bir şey olur o faiz. Yani faizin adı bankanın kârı olur. Mal bedelinin üzerine. Malı sizin için alır banka, size verir. Kâr koyarak size verir. Kârı sizden alır. Bunun adına da katılım bankacılığı deniyor. Biraz risklere bakalım isterseniz. Ne tür risklerle karşılaşacaksınız ya da karşılaşabilirsiniz. Bunlar piyasa riski olabilir, likidite riski olabilir, kredi riski olabilir, operasyonel riskler olabilir arkadaşlar. Risk ve risk ölçümlemeye biraz girmemiz lazım. Bir işletmemiz varsa risklerin olacağını bir kere kabul ediyor olmamız lazım. Risk dediğimiz şey amaçlara ulaşmayı engelleyecek tehditlerin oluşturabileceği potansiyel sonuçlar. Bunlara biraz bakarsak mesela piyasa riski dediğimiz olay. Burada işletmenin faaliyet gösterdiği piyasadan kaynaklı riskler olabilir. Mesela sizin bir giyim mağazanız varsa müşterileriniz giderek çevrim içi alışveriş yapma eğilimindeyse bu bir piyasa riskidir. Demek ki sizin bir e-ticaret kanalına doğru kaymanız gerekebilir. Yoksa siz ne kadar iyi iş yaparsanız yapın belki de piyasadan kaynaklı bir riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yatırım yapıyorsanız mesela ilgili alanda da piyasa riskleri olabilir. Bu yatırım yaptığınız sektörlerde. Likidite riskiyle karşılaşabilirsiniz. Varlık satmaya veya fon toplamaya çalışırken karşılaştığımız tüm risklere biz likidite riski diyoruz. Hızlı bir şekilde nakit elde etmeniz önünde bir engel varsa bu bir likidite riskidir. Örneğin mesela Amazon Amerika'da ürün satıyorsanız, buradan gönderip orada satıyorsanız, ara stok ve pazarlama harcamaları için bir nakit ayırmanız gerekir. Bu bir risktir. Ayrıca risk havaya gidebilir çünkü bu para. Ama siz bunu yapmazsanız zaten ürününüzü satamazsınız Amazon'da. Yani Amazon'da bir ürün satıyorsanız oraya 1.000 tane ürün koydunuz deponuza ve
satılmaya başlandı. Fakat sizin ara stoklarla bunu desteklemeniz gerekir. Yani demek ki bir ara stok maliyetine katlanmanız gerekecek. Ardından da o 1000 tane ürünün satışa geçebilmesi için sizin pazarlama, optimizasyon vesaire gibi şeyler yapmanız gerekiyor. Bunun getireceği, yani getirmesi gereken şey sizin sayfalarda üst tarafa doğru çıkmanız. Bu size bir likitte riski yaratır. Kur burada devreye giriyorsa kur riski de yaratır likitte olarak. Faiz varsa faiz oranında bu likitte riskini yaratabilir. Demek ki yaptığınız işe göre likitte riskleri de değişmekte. Kredi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Sözleşme koşullarına aykırı davranışlar nedeniyle para kaybetme olasılığı ortaya çıkabilir. İşletmelere ödenecek, henüz ödenme hesaplarını karşılamak için yeterli miktarda nakit rezervi bulundurulmalıdır diyoruz bu konuda da. Aslında yedekler bunlar içindir ama yedekler daha önce de bahsettiğim gibi hemen hemen hiçbir şirkette bu yedeklerin kullanıldığını görmüyoruz açıkçası. Yani nakit olarak durduğunu görmüyoruz. Kayıt olarak duruyorlar sadece. Kredi risklerine dikkate almalısınız. Aldığınız krediler bahsettiğim gibi yani banka tarafından geri çağrılabilir. Bunu o zaman 90 gün içinde ödemek zorundasınız. Demek ki bu da sizin için bir risktir. Operasyon riskleriyle çok sık karşılaşacaksınız. Günlük operasyonu yani size faaliyet alanınızda olan operasyonlara ilişkin risklerdir bunlar. Personel çıkarma olabilir, hırsızlık olabilir, suistimaller, dolandırıcılıklar olabilir. Kötü bütçe yönetiminden kaynaklı riskler olabilir, yanlış pazarlama olabilir vesaire. Süreçlerinize önem verirseniz, süreçlerinizi analiz ederseniz, süreçlerinizi kurgularsanız, belirli dönem sonunda gözden geçirirseniz, performans göstergelerini izlerseniz, operasyonel risklerden elden geldiği kadar uzak kalmış olursunuz. Eğer dönüp arkanıza bakmıyorsanız o zaman bu operasyonel riskler sizin ensenizde boza pişirmeye başlayacaktır açıkçası. Riskleri de biz şiddet ve etki olarak ölçmeye çalışıyoruz ki derecesini bulabilelim diye. Yani şiddetle olasılığın çarpımını risk derecesi olarak alıyoruz burada. Burada puan 10'dan düşükse ihmal edilebilir bir risk ortaya çıktı diyebiliriz açıkçası. Yani 0'dan 5 puana, 0'dan 5 puana verdiğimizde puanları çarpımı eğer 10'dan küçükse ihmal edilebilir bir risktir. Strateji olarak burada riski kabul edebiliriz. Puan 10 ile 15 arasında ise kabul edilebilir bir risktir. Gene kabul edebiliriz riski strateji olarak. Eğer bu 15'ten yukarı 20'den küçükse orta düzey bir riskle karşı karşıyayız. O yüzden riski azaltma, kaçınma, transfer yollarına gidebiliriz. Eğer risk puanı, risk derecesi burada 20'den yüksekse çok yüksek dereceli riskle karşı karşıyayız. Yani bu şu demektir. Riskin şiddeti çok yüksek, olasılığı da yüksek. Yani karşılaşırsak ciddi bir riskle karşı karşıyayız, maliyetle karşı karşıyayız demektir. Burada da stratejimiz azaltma, kaçınma ve transfer olacaktır. Peki bu azaltma, kaçınma, transfer nasıl yapılabilir? Mesela kaçınma dediğimiz şey nedir? Riskin oluşabileceği faaliyete girmemek bir kaçınmadır mesela. Yani daha çok finansal yatırım enstrümanları için kullandığımız şeylerdir bunlar aslında. Kuruluşun bir şey risk oluşturuyorsa, mesela bir ihale var, çok riskli, karı dahi olsa girmeyebiliriz, geri çekilebiliriz oradan. İstemeyebiliriz. Çünkü karşılığında çok fazla riske gireceksek bu ihaleyi almamızda sıkıntı yaratabilir. Kabul edebiliriz riski. Bazı şeyleri kabul etmek zorunda oluruz. Mesela sigorta yaptırma olanı olmayan bir malı müşteriye göndereceksek, gönderdiğimiz ülkede sigorta olayı çalışmıyorsa, fakat bu ürünü göndermemizde ciddi bir katma değer yaratıyorsa bizim için, nakliye riskine katlanabiliriz. Yani burada yapacak bir şey yoktur. Bunu mal bedeline ekleriz. Kaçırılma, hırsızlık riskinden oluşacak maliyeti mal bedeline ekleyerek gönderebiliriz. Riski azaltmayı nasıl sağlayabiliriz? Hasarı azaltmaktır burada karşılaşabileceğimiz. Tedarikçilerin istikrarlı olmadığı ortamlarda genellikle bunlar ortaya çıkabilir. Mesela böyle durumlarda numune eşiğini, kabul eşiğini yükseltebiliriz. Eğer önceden numuneleri işte 10 gönderide 1 numune diyorsak 10 gönderide 7 numuneyi çıkartabiliriz mesela. Böyle enflasyonist ortamlarda fiyatı arttırmamak için tedarikçiler mesela bazı ucuz yollara başvurabilirler. Ne yaparlar? Mesela gönderdikleri ürünlerin fiyatını değiştirmezler ama kalitesini değiştirebilirler.
o ürünler de sizin ürettiğiniz ürünlerin içine girdiği olarak dahil olacaktır. Sizin ürünleriniz de bozacaktır. O yüzden demek ki böyle bir şeyle karşılaşırsak numuneyi hemen yükseltmemiz gerekir. Numune oranını yükseldiğini yükseltmemiz gerekir. Vadeli mesela kriz ortamlarında vadeleri daraltmak da bir yöntemdir ki enflasyonist krizlere girdiğimizde genellikle işletmeler hemen vadeleri kapatırlar ki yani para nerede mal orada, para oraya mal buraya falan gibi duruma geçerler, peşin satışa geçerler. Bu alacak riskini ortadan kaldırmak için yapılan bir yöntemdir. Transfer vardı. Transferde ağırlıkta sigortadır. Yani bir yere, riskli bir yere mal gönderiyoruz. Bunun bir mal bedelini sigorta ettirmemiz faydalı olacaktır bize. Ya da bir ihaleye gireceğiz. İhale bedeli çok yüksek. Alırsak güzel karlı ama altından da kalkamazsak ciddi cezalarla karşılaşabiliriz. O zaman bir konsorsiyum oluştururuz. Mesela birkaç ortakla beraber, şirketle beraber bu ihaleye gireriz ki mesela bu da nedir? Transfer edilir. Yani riskin bir kısmını da o ortaklarımıza transfer etmişiz anlamına gelir. Bu dört yöntemle biz risklerle mücadele edebiliriz ya da onlarla beraber yaşayabiliriz. Bazı operasyonel risklerimizden bahsetmiştik bunları. İşte ürün markalar olabilir, yatırım riski olabilir, ticari riskler olabilir. Marka dediğimiz olayı biliyorsunuz zaten bizim. Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelerden farklılaşması için kullandığı işaretlere marka diyoruz biz. Her şey marka olarak tescil edilebilir aslında. Logolar, renkler, sayılar vesaire gibi. Bunun için bir marka tescil belgesi almamızda fayda var. Yani bir ürünümüz varsa artık bizim, bunu biz piyasaya sunduysak, bunun taklit edilmemesi için ya da taklidin azalması için bizim bunu bir tescil ettirmemizde, markayı tescil ettirmemizde fayda var. Ekranda gördüğünüz Madame C.G. Walker, ilk girişimci, kadın girişimci diyebiliriz. Daha doğrusu ilk milyoner kadın girişimci. Makyaj malzemeleri ve diğer kadın saç ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir girişimci. Kendisi çok fakirken bu işe girmiş ve sonradan ilk milyoner olmuş kadın girişimcidir. Hatta merak ederseniz Netflix'te yer alan Self Made adlı film bu kadın girişimcinin hayatını anlatmaktadır. Güzel bir filmdir. Tavsiye ederim marka konumunda. Karşılaştığı riskleri de göstermektedir bu film. Patentlere baktığımızda sahibine üçüncü kişi tarafından buluşun izinsiz üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engellemeye çalışan, bu hakkı kendisine tanıyan şeydir, belgelerdir patentlerde. Eğer yeni bir kullanım alanı olan bir şey üretiyorsanız, bunu icat ettiyseniz bunun patentini almanız sizin için faydalı olacak. Kullanılabilir olması lazım, uygulanabilir olması lazım. Bunun için de çizimlerle bu gösteriliyor. Solda gördüğünüz Edison'ın ilk ampulünün şeyi, patenti vesaire. Demin gösterdiğim C.G. Walker firmasının da kullandığı, onun da yapmak istediği saç şekillendiricinin ilk patenti mesela. Kadınların kullandığı saç şekillendiricinin, düzleştiricinin daha doğrusu ilk patenti de burada örnek olarak gösterebiliriz. Bazı konularda endüstriyel tasarımlar devreye girer. Burada patent yoktur, bir model vardır. Faydalıdır bu model. Yeni bir buluş değildir ama yeni bir modeldir. Örneğin mesela bir dişçi koltuğu, şu dişçi koltuğu bir tasarım tescilidir. Çünkü dişçi koltuğu zaten vardır. Hani bu ilk defa ürettiyseniz bunu, ilk defa icat ettiyseniz bu bir patenttir. İlk dişçi koltuğu patenti mesela 1895 yılında. Ama biz dişçi koltuğunu işte şuraya da bir kafalık eklemişiz, işte şuraya bir açı vermişiz daha rahat etsin ayaklar diye. Bu bir patent değildir, bu bir tasarımdır. Bu bizim bir modelimizi gösterir, bir firmanın modelidir. O yüzden buna endüstriyel tasarım tescil belgesi alabiliriz. Bunu başkası üretemez bu şekilde. Anlamı budur ama bu patent değildir. Koruma süresi ona göre. Coğrafi işaretler vardır. Eğer bir coğrafi işaretle ilgili ürün üretiyorsak bunları mesela daha çok bizim yöresel bildiğiniz şeylerdir. Mesela Antep fıstığı, işte Isparta gülü gibi
Ezine peyniri mesela örnek olarak, değil mi? Mesela ezine peyniri yazabilmeniz için bunu buraya markayı koyabil, yani etikete koyabilmeniz için standardında yazan, coğrafi işaret standardında yazan ezine peynirine özgü şeyleri yapıyor olmanız lazım. Yani burada ezine peyniri yazıyorsa, ezine Bayramiç, Ayvacık ilçelerinde üretilen sütlerden yapılmalı. Ondan sonra orada beslenmiş olmalı hayvanlar ve bu oran, bu peynirlerdeki oran da keçi sütü en az %40 olmalı. Diğerlerinde bazı oran değişiklikleri olabilir ama en az %40'la yapılmış olmalı. Yöntemi de ayrıdır elbette. O yüzden aslında yazanların çoğu, hani ezine diye satılan şeylerin çoğu aslında ezine peyniri değildir. Yani eğer orada üretilmiyorsa ezine peyniri anlamına gelmez. Yatırım risklerimiz vardır arkadaşlarımız. Yatırım risklerine de dikkat etmemiz lazım. Burayı anlatmak biraz zor ama konjonktürel devreler var ekonomimizde. Konjonktürel devreler işte kriz dönemi olur, canlanma olur ardından, refah dönemi olur, sonra gerilemeye girer tekrar ekonomi. Böyle salınımlar olur ekonomide. Bu ekonomik salınımlarda biz neler yapmalıyız? Mesela kriz döneminin belirtileri nelerdir? Azalan gelir, işsizlik artışı, yüksek seviyede bunlar hep sapmalardır, ciddi sapmalardır. Kapasite kullanımlarında düşüşler yer alıyorsa, cari açık artıyorsa, ki cari açığın artması her zaman kriz getirir Türkiye'de. Bu aklımızdan çıkmasın. Yatırım pozisyonu burada kriz dibine gelene kadar tasarruf. Yukarı dönüşte de yatırıma girebiliriz. Yani kriz döneminde yatırım yapmak biraz daha risklidir. Tasarrufa yönelmemizde fayda vardır. Ha, elimizde nakit vardır. Düşük gayrimenkulleri alabiliriz. Onları daha sonra değerlendirir. Bu başka bir şeydir. Bizim bahsettiğimiz işletme açısından yatırımlardır. Canlanma dönemlerinde burada yukarı doğru eğer kafasını kaldırdığını gördüğümüzde, mesela kapasiteler artıyorsa, kapasite artışları yükseliyorsa, kapasite artışları %50'deymiş kapasite kullanımı ama %70, 80, 90'lara doğru çıkmaya başlamış ki 90, 80 çok yüksektir. Artıyorsa, imalat sanayi endeksi yükseliyorsa, enerji tüketimi artıyorsa, istihdam artıyorsa o zaman biz canlanma dönemine doğru giriyoruz demektir. Canlanma döneminde de demek ki tepeye gelene kadar yatırım yapabiliriz. Yani mesela sabit döviz fiyatı pozisyonu, işte pozisyonu %50'si TL, %50'si fon şeklinde bir yatırıma girebiliriz. Refah dönemleri bu yüksek kapasitenin devam ettiği, düşük işsizlik, yüksek ev fiyatları, yüksek gelirlerin olduğu zamanlar, bu anlamsız fiyat artışlarına kadar yatırım yapılabilir. Mesela böyle durumlarda gayrimenkul fiyatları çok çok yükselir. Yani balonlar oluşmaya başlar ama bir yere kadardır, o patlama devresine kadar yatırım yapılabilir. Sonrasında ciddi sıkıntı yaratacaktır. Gerileme döneminde yine bu böyle bir patlamanın sonrasında kapasitede düşüş, işsizlikte artış, piyasalarda ani düşüşler yaratabilir. Böyle durumlarda döviz fiyatında yükselme vardır. Burada dövizde kalabiliriz. Ya da çok yükseldiyse, ani yükselişler olduysa elimizdeki burada aldığımız dövizleri artık burada elimizden çıkarıp belki de başka yatırımlara girebiliriz. Yatırım risklerini de böyle bertaraf edebiliriz. Her dönüşüm, yani her geçiş bir krizdir bazen. Bazen de finansal olarak fırsatlar yaratır arkadaşlar. Mesela serbest piyasaya geçiş, Türkiye'nin serbest piyasaya geçişi 90'larda. İnternetin ortaya çıkışı. İşte şimdi Kanal İstanbul diyorlar. Kentsel dönüşüm. Bunların hepsi birer fırsattır. Finansal fırsatlardır. Kentsel dönüşüm bize, kentsel dönüşme sokacak evimiz olmasa bile başka konularda fırsatlar yaratabilir. Başka kentsel dönüşümden dolayı başka evlerin fiyatları artabilir. Ona komşu yerlerin fiyatları artabilir. O yüzden bu tür dönüşümler genel olarak ekonomiye canlılıklar ve başka değişimler getirir. Örneğin serbest piyasaya geçişte dış ticaret şirketleri devreye girmeye başladı. İhracat artmaya başladı. Birdenbire insanlar ihracat yapar hale geldiler. Bunun içinde sahte ihracatçılar da çıktı ama mesela ihraç yapanlar çok karlar elde ettiler. Böyle dönüşümlerde, körlerde, salınımlarda dikkatli olmamız lazım. Ticari risklerle karşılaşabiliriz. Mesela muaz kaynağı ne olabilir? Muhasebeci olabilir. Burada vergi kaçırma gibi bir şey olabilir. Mesela siz
parayı muhasebecinize gönderip o ödemeyi yapıyorsa vergi dairesine, burada bir risk ortaya çıkabilir. Yani mesela muhasebeci bunu ödemeyebilir. Tenzih ederim iyi iş yapanları, ama yani olabilir, bunlar karşılaşılan şeylerdir. Demek ki siz her zaman muhasebeciden tahakkuk isteyeceksiniz vergi konusunda. Ödemeleri de kendiniz yapacaksınız banka üzerinden. Bu daha garantilidir. Ödeme suistimalleri olabilir. Mesela tüm ödemelerinizi işletmelerde banka üzerinden yapın. Ondan sonra ödemelerde çift imza kullanın. Mesela bir başka, sayınız arttı, çalışanlarınız arttı. Herkese tek bırakmayın ödemeyi. O talimatları hazırlasın, imzasını atsın ama siz de imza atın. Çift imza ile gitsin bankaya. Banka sizin imzanızı görmeden ödeme yapmasın. Ve özel banka bilgilerini de bu herkesle çalışanlarla, muhasebede çalışan herkesle de paylaşmayın. Yani bu sürekli paylaşılacak bir şey değildir. Örtülü kazanç bir risk alanıdır. Özel hesaplara yapılan transferlerin toplamı sermayeyi geçmemelidir. Buna dikkat edin lütfen. Eş çocuklara yapılan transferlerin toplamı sermayeye geçerse vergi kaçakçılığına girer. Bakın, vergi kaçakçılığı başka bir şeydir. Usul hataları, usul başka bir şeydir. Usul cezası, vergi kaçakçılığı cezası başka bir şeydir. Burada hapis de devreye girebilir. O yüzden bunlara dikkat edelim. Standart fiyat, mesela transfer fiyatlaması da bir risktir. Birilerine normal, yani hayatın diyorlar ya, hayatın akışına uygun olmayacak şekilde fiyatlardan bir mal verirseniz bu transfer fiyatlamasına girebilir. Bu durumda fiyat brüte çekilmeli. Aksi durumda vergi kaçakçılığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani çok düşüğe birine mal satıyor gibi görünüyorsunuz. Aslında malın fiyatı 100 lira, siz 20 liraya satıyor görüyorsunuz. Niye yapıyorsunuz bunu? Akrabanız diye falan yapıyorsunuz ama aslında standart fiyattan çok farklı bir fiyattan satıyorsunuz. O aradaki farkı devlet transfer fiyatlaması olarak, vergi kaçakçılığı olarak sizden tahsil edebilir. Dikkatli olalım bu konuda. Dediğim gibi daha önce de bahsettim. Hatır çeki gibi konular risk alanlarıdır. Hiçbir zaman hatır çeki verilmemeli ve alınmamalıdır. Bunlar kanunun söylediği basiretli tüccar sınıfına girmeyen insanların yapacağı şeylerdir. Son olarak çocuklarda bu finansal gelişime biraz bakarsak arkadaşlar, okul öncesi diye ayırabiliriz. Mesela bilinçlenmenin ilk yıllarında, yaklaşık 2 yaşından itibaren başlayarak parayla ilgili sağlıklı davranışları öğrenmek ve bu, yani bunlar yavaş yavaş görmeye başlıyorlar bu çocuklar, bu yaşlardan itibaren, 2 yaşından itibaren parayla ilişkileri başlıyor. Okul öncesinde 3 yaşından itibaren az çok kavramına aşina çocuklar. Sayı, rakam, para konusunda ilk bilgiler 5 yaşında, harçlık ise 7 yaşında oturmaya başlıyor. Yani 7 yaşından önce harçlık falan vermeye çalışmayın. O parayı ya yırtacaktır, ya savuracaktır, atacaktır. 7 yaşından itibaren, okula git, ilkokuldan itibaren harçlık vermeye başlayabilirsiniz. Çok küçük olmamak şartıyla elbette. Bu dönemde onu kötüye sevk etmemek için, mesela para ağaçta yetişmiyor, bunu almaya gücümüz yok gibi kırıcı cümleler, canın ne istiyorsa al, parur, parman savur gibi sorumluluk duygusunu vermeyen şeylerden kaçınmak daha faydalı olacak. Çünkü bu, hani ağaç yaşken yetişir dönemi bu dönemler. Güzel teşvik edici cümleler kurabilirsiniz. Bu parayı biriktirerek istediğimiz tatile çıkmayı planlıyoruz yavrum diyerek onları da bu finansal yapıya, finansal durumlara alıştırabilirsiniz. Sınırları öğrenmek de bu çağlarda önemli. Market, mesela market alışverişine gidiyorsanız çocuğunuzu da yanınızda götürürsünüz. Ürünleri gösterirsiniz. Ürünlerin, bakın bu bundan pahalı, bu bundan ucuz ama bu daha kaliteli diyebilirsiniz. Böyle bir kıyaslama yeteneğini geliştirebilirsiniz yavaş yavaş çocuklarınızın. Okul çağında ise 9-10 yaşlar arası diyoruz biz bunları. Hani davranış biraz daha değişiklik sergilemeye başlıyor burada. Burada çocuklar kağıt para ve madeni para farklarını anlıyorlar. Hani bir şeylerin parayla alınıp satıldığını, karşılığında işte bozuk para verildiğini, efendime söyleyeyim, seçim yapmayı finansal açıdan biliyorlar, bağımsızlık kazanabiliyorlar. Burada işte artık karşılıklar devreye girebilir. Onlara harçlık verirsiniz. Harçlığında karşılığını biraz beklersiniz. Hani bunu, harçlığı sakın ola ki sosyal statü olarak vermeyin.
Yani çok zengin olsanız bile çocuğa arkadaşlarından daha fazla onun harcama yapacağı şekilde harçlık vermeyin. Bu bir gösterge değildir. Belki sizin altınızda son model bir araba olabilir ama çocuğun altında da, çocuğun elin cebinde de o kadar tomarla para olması doğru bir şey değildir. İyi yetiştirmemiş olursunuz çocuğu. Arkadaşlarına karşı da arkadaşlarını mahcup edecek şeylerle karşılaştığın dışlanma ihtimali de olabilir çocuğun. Düzenli olarak verilmeli. Mesela bu da onu bir düzene, finansal düzene sokabilir. İşte pazartesileri harçlığını verirsiniz ya da pazar günleri harçlığını verirsiniz. Onun bir hafta idare etmesini istersiniz, düşünürsünüz. Bu şekilde çocuklarınızı 9-10 yaşlarında daha iyi yetiştirebilirsiniz. Gençlikte biraz daha blue çağı devreye girmeye başlıyor. Biraz daha bağımsızlık var biliyorsunuz. Elbette harçlıkları da artacak burada. Biraz daha yükselecek. Artık buna yapacak bir şey yok. Ama tasarrufu da içerdiğini bilmeliler bu harçlıkların. Yani siz, kızım sana bir para veriyorum harçlık olarak. Ama bunun içinde tasarrufun da var. Harcamanı da yap, tasarrufunu da yap lütfen. Tasarruf edersen biriktirerek başka şeyler de alabilirsin. Vesaire gibi. İşte alacağın şey 500 lira gelirse 500 lirayı da ben veririm gibi, eklerim gibi. Onları teşvik edici şeyler yapabilirsiniz. Yani giydikleri, kuşandıkları şeyleri kendi biriktirdikleri harçlıklardan, limitli kredi kartlarından birikmiş harçlıklarından alabilirler. Geri kalanını siz tamamlayabilirsiniz belirli bir denklem içinde. Bu onları tasarrufa da teşvik edecektir. En azından daha iyi olur böylece. Bütçe yapma konusunda da bu yaşlılar güzeldir aslında. Bütçe yapmalarını tavsiye edebilirsiniz, teşvik edebilirsiniz. Bu lise çağlarında, ortaokuldan sonra lise çağlarında vesaire. Yani basit A4 kağıtlar üzerine de bunu çizebilirsiniz. Çok önemli değil yani Excel'de ya da bilgisayarda bir yerde olmasına gerek yok ama hani erkek ya da kız çocuğunuz giderlerini, gelirlerini bir yerlere koymayı öğrendikçe bunlar yavaş yavaş davranışlara geliyor. Alışkanlık yarı davranıştır biliyorsunuz. Yani davranışlar yarı alışkanlığa doğru giderler biliyorsunuz. Bu alışkanlıklar böyle giderek karakterlerine oturmaya başlayacaktır. Böylece çocuklar ileride sürekli hani sizden para isteyen insanlar olmak yerine yavaş yavaş kendi elde ettikleri paranın tadına varacak şekilde çalışmaya, yaşamaya başlarlar ve bu onları ileride işe girdiklerinde de rahat ettirecektir. Yani ne kadar çok para kazanırlarsa kazansınlar, belirli ihtiyaçlarından sonra bunları tasarruf etmeyi çok iyi öğrenecekler, bunları biriktirmeyi öğrenecekler ve çocuklarınız belki de size ihtiyaç duymadan çok kısa sürede gayrimenkullerini alacaklar, arabalarını kendileri alacaklar. Bunları tasarruflu, har vurup harman savurmadan yönetmeyi öğrenecek. Öğrenmiş olacaklar zaten sizin sayenizde. Ve bu onlara önlerindeki ömürlerinin sonuna kadar faydalı olacak şeyler hale gelecek. Evet, bahsettiğimiz gibi oyuna geri dönüyoruz projesinin. Bu finansal okuryazarlık bölümünü tamamlamış oluyoruz. Bütün anlatmak istediklerim oyuna geri dönerken oyuna gelmemenizi sağlayacak şeylerde. İlgi alanlarınıza göre hangisini istiyorsanız onlara ağırlık verebilirsiniz. Dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.